Merhabalar, iyi günler dileyelim. Bugün çok ilginç bir konuyu, çok genç, efendime söyleyeyim, dinamik bir yazarımızla, editör, Timahş Yayınları'nın editörü Samet Altıntaş'la konuşacağız. Ben öncelikle huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Üstadım hoş geldin. Hoş bulduk Yasin Hocam. Rica ederim, ne demek, ben teşekkür ederim. Şimdi ifade ettiğim gibi bugün büyük bir Osmanlı alemi, Sufisi, Fakihi, Şeyh Bedrettin üzerine konuşacağız. Bundan takribi bir 5 ay önce yanılmıyorsam bir kitabın çıktı Şeyh Bedrettin üzerine. Ve bu kitap bana göre belki bu son dönemlerdeki okur kitlesine hitap eden bir anda elinize aldığınızda okuyup bitireceğiniz böyle bir akışa sahip. Bundan ötürü de çok teşekkür ediyorum. Okurken de açıkçası böyle bir kere de aldım elime ve okudum. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Türkiye'de inanç ve ideoloji aslında yıllardan beridir tarafların, yani bu dini kimlikler, mezhepler, siyasal modern ideolojiler Türkiye'de bu anlamda özellikle Şeyh Bedrettin söz konusu olduğu zaman bir yanıyla da aslında hepsini de böyle kesen bir kesişim kümesi gibi. Çünkü Şeyh Bedrettin'in Türkiye solunun gündemine gelmesi ya da bu gündem içerisinde yer edinmesinin de yine Türkiye solunun önemli şahsiyetlerinden birisi olan Nazım Hikmet vesilesiyle olduğunu görüyoruz. Sen de zaten bunu ziyadesiyle ifade ediyorsun, açıklıyorsun ve daha öncesinde de bizden daha olgun kemalete eren hocalarımızın, araştırmacıların da ifade ettiği bir durum. Şimdi Şeyh Bedrettin meselesi elbette ki çok tartışmaya açık bir mesele. Çünkü bugün inancın ve her şeyden önce ideolojinin çizdiği Şeyh Bedrettin portresinden farklı bir portre görüyoruz tarihte. Ve her yıl neredeyse Şeyh Bedrettin'e ya da onun adına, onun bir dahil olduğu isyana gönderme yapılarak çeşitli etkinlikler yapılıyor. Ve elbette ki yine senin de ifade ettiğin gibi bu aslında bir fiction, bir kurgu. Kimlikte böyle bir şey. Şimdi burada belki de ilk söylenmesi gereken ya da ilk sorulması gereken şey bizim bir Şeyh Bedrettin'in doğduğu muhit, nasıl bir ortamın içerisinde doğduğu, nasıl bir sosyal tabakanın ve statünün içerisinde doğduğu meselesinden başlayarak böyle yavaş yavaş onu öğrenerek de aslında senin de bize sunacağın değerli bilgilerle bu meseleyi bir tartışmaya açalım istiyorum. Tabii bu tartışmayı bugün dile getirmenin aslında bir önemli yanı daha var. Bu da çok yakın bir süre önce çekilen bir film. Halihazırda hala gösterimde. Ben izleyemedim. Biraz belki içinde yaşadığımız şehirde bu olanakların söz konusu olmamasından ötürü. Ama inşallah bu filmin yönetmeni ya da dahiliyeti olan insanlar da bizim bu sesimizi duyarlarsa en azından ben de Tunceli'den, Dersim'den böyle bir talebin olduğunu ve bu gösterimin burada da yapılması gerektiğini kendilerine naçizane iletmek isterim.
Evet, üstadım. Şimdi belki biraz şeyden başlayarak nasıl bir muhitte doğdu, nasıl bir muhitin çocuğuydu, adı neydi, adı gerçekten önce Şeyh Bedrettin miydi? Yani buradan ben sözü sana bırakayım, böyle bir karşılıklı konuşalım isterim. Buyurun. Eyvallah. Ben de önce sana teşekkür edeyim. Çünkü kitabı yazarken şu an benim ihmal ettiğin programa göndermede bulunmuştuk. Kıymık Vural Genç'ti galiba beyefendinin adı, tarihçi. Onun İdrisi Bitlisi kaydını ben de burada dinlemiştim. Bir kere hem Adorno'nun sözünden dolayı hem de böylesi bir isimden ötürü ben de sana çok teşekkür ediyorum. Dijital ansiklopedi oluşturuyorsun Yalçın Hocam. Eyvallah. Çok da güzel katkılar yapıyorsun. Sadece akademik kitaplardaki dipnotlarda değil, böyle artık update edilmiş halde güncelle taşınmış bir durumda. Dijital ortamlarda da bu tarz meselelerin konuşulması bence çok çok güzel, çok çok mühim. Evvela ben de sana bu konuda medyunu şükran olduğumu ifade edeyim. Eyvallah. Şeyh Bedrettin ile alakalı bilgileri biz nereden öğreniyoruz? Bir kere torunu var Şeyh Bedrettin'in. Hafız Halil bin İsmail, yani Bedrettin'in oğlu İsmail'in oğlu Halil'in kaleme aldığı Menakıb-ı Şeyh Bedrettin adlı eserden biz Bedrettin Mahmud'un biyografisini takip ediyoruz. Daha önce çeşitli vesilelerle söylemiştim. Bunu kaydetmiştim. Tabii ki dedesini müdafaa için kaleme aldığı bir eser bu. Tabii ki bazı görmezden gelmeleri var. Tabii ki defoları da var. Tabii ki tarihsel hatalar da var. Maddi tarihsel hatalardan bahsediyorum. Bunlar var. Evet, bunlar bizim şu an 2021 yılında yazdığımız kitaplarda da var. Bunlar çok anlaşılabilir şeyler. Yani editoryal müdahalenin olmadığı dönemlerde böylesi hataların olması gayet normal. Bunu niçin söyledim? Ben Menakıb-ı Şeyh Bedrettin'i oldukça önemsiyorum. Baştan bunu ifade edeyim. Çünkü Ortodoks Türk tarihçilerinin çok nazara vermediği aslında bir çalışma, bir kitap bu. Dolayısıyla hani burada anlatılanlar tamamen kurmacaymış gibi bazen davranılıyor. Ama biz dört başı mamur neredeyse Bedrettin biyografisini torununun kaleme aldığı eserden takip ediyoruz. Bir de tabii ki Osmanlı'nın birinci el kaynaklarında geçiyor Şeyh Bedrettin, Böklüce ile Torlak'ta. Orada da bir sahibül huruç, isyan sahibi nitelemesiyle, sıfatlandırmasıyla karşımıza çıkıyor. Bütün bunların bize söylediği şeyler var. Ortak kesişim noktaları, kümeleri var. Tamamen ayrı cephelerden Bedrettin yansıtmaları var. Bu peşevden sonra söyleyeyim ki ben biraz daha Menakıb-ı Şeyh Bedrettin'e yaslanarak en azından şeyhin kritik noktalarda hayatının o kavşak noktalarını, dönüm noktalarını bu Hafız Ali'nin kaleme aldığı kitaptan yola çıkarak sizinle paylaşacağım. Çünkü kitabın ikinci bölümünde de bunu açıklamıştım. Hafız Halil'i de burada ben öncelikle onu da söyleyeyim Yasin Hocam. O da enteresan bir karakter. Yani 1454'te Serez'de vefat edecek. Dedesinin türbedarlığını da yapacak aynı zamanda. Çok ilginç hayatlar var. Yani çok böyle polifonik ve çok velut hayatlar. Yani Osmanlı da çok acayip bir devlet. Yani bugünkü bakışlarımızla anlaşılacak bir tırnak içinde ideolojik aygıt olduğunu sanmıyorum. Çünkü dedesini idam ettiği adamı alıyor, ordu imamı yapıyor. İkinci Murad'ın ordu imamını yapmış. Kosova'da, Kosova Savaşı'nda Hafız Halil. Ona çok büyük hürmet etmiş kendi beyanıyla. İstanbul'un fethine katılmış. Akşemseddin'e intisap etmiş, bir Bayrami müridi olmuş falan böyle. Molla Hüsrev'in halkasında bulunmuş. Edirne Eski Camii'nin imamlığını yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Nihayetinde Serez'de dedesinin türbesinde türbedarlık yaparken vefat etmiş 1454'te miladi olarak. Onun söylediğine göre dedem diyor 1359 senesinde Edirne'ye yakın, bugün Yunanistan hudutlarında kalan Simavna kasabasında doğdu. Bedrettin Michel Balivenin de dediği üzere Avrupa'da doğan birinci jenerasyon Türklerden. Bence burası da önemli. Yani çünkü hem gaziliğin onun personasında üfleyeceği bir ruh var. O serhatte, o hudut boylarında doğmasından dolayı.
Babası Gazi İsrail. Yani hem kadı hem gazi. Orhan Şahik Gökyay istinsa hatası olabilir mi diye bir makale kaleme almış vakti zamanında. İstinsa hatası, telaffuz hatası değil. Çünkü Bedrettin kendisini Simamla kadısı oğlu Şeyh Bedrettin diye tanımlıyor. Yani hem kadı hem de gazi bir adamın oğlundan bahsediyoruz. Annesi Simamla kasabasının yüksek aristokratlarından birinin kızı Melek Hatun oluyor. Yani o aile 100 kişiyle takriben, Bali böyle bir rakam veriyordu. Şu an sen yansıtıyorsun. Ela Güntekin de Reşat Nuri'nin kızıydı değil mi? Öyle bir güzellik vardı. Ondan almış olalım. Benim pek bilgim yok. Senden öğreniyorum. Şimdi bu söylediğin... Ben yanılmıyorsam öyleydi. İzleyenlerden varsa düzeltebilirler. Benim hatırımda öyle kalmış. Dolayısıyla Bedrettin annesi Rum, ana dili Rumca. Muhtemeldir ki uyurken annesi onu ninnilerle uyuturken, pek muhtemeldir ki Rumca söylüyordu ninnilerin. Her ne kadar Müslüman olsa da, ihtida etse de. Dolayısıyla bence buralar önemli yani. Çok böyle majör, kravatlı, büyük, resmi bir tarih anlatısı var hani böyle tarih kitaplarında, ama bir de böyle insan tarafı çok bazen gözden kaçıyor. Bunun böyle olmadığını göstermek için bu örneği veriyorum. Yani pek muhtemeldir ki adam ninnilerini Rumca dinliyordu ve ana dili derken onu kastıyorum. Annesinin dili Rum olduğu için Rumcaydı. Bedrettin'in doğduğu ortam Yasun çok sesli bir ortamdı ve başka bir vesileyle söylemiştim. Burada bir kez daha kayda geçireyim. Yani Osmanlı kuruluşu kimdir nedir diye sorulsa ben Bedrettin de bunun vücut bulmuş halidir derim diye söylemiştim. Çünkü hani o iç içe geçmişlik, o geçirgenlik, o aslında o gri alanların daha siyah beyaz olarak keskinleşmiyor. 16. yüzyılda biz bunu biraz daha imparatorluğun safahatında göreceğiz. Kuruluş dönemi o yüzden biraz daha Tanpınar'ın deyişiyle daha aşk romanına andırır sahnelere kendisine el veriyor. Kuruluşun o bence hala bugün insanlar tarafından merak edilmesinin nedenlerinden biri de bu halitadır. Bu haritadır aynı zamanda, bu karışımdır. Dolayısıyla Bedrettin bugün Yunanistan'ın hudutlarındaki Simamla'da dünyaya geliyor. Ailesinin tek çocuğu. Az önce de söylediğim gibi annesi Melek Hatun oluyor. Bir Rum kızı. Babası da Gazi İsrail. Burada menakıbname yazarı çok güzel bir, burası kurmaca bile olsa bence iyi bir çıkma yapıyor. Dedelerinin Selçuki kökenden olduğunu serde diyor. İkinci Keykavuz'a kadar dayandırıyor. Dolayısıyla bir, nasıl söyleyeyim, bir aristokratik bir şey de vitrine çıkartıyor dedesinin kimliğini o anlamda Yasun Hocam. İlk soruna böyle kabaca ve kısaca cevap verdim. Sayılır mı acaba? Yok yok, gayet güzel. Şimdi gördüğümüz kadarıyla ailesinde senin de ifade ettiğin gibi aslında çok renkli bir ortamda doğuyor. Ve tabii belki bu Osmanlı'nın kuruluş sonrası kurumsallaşma döneminde işte kendi aile efradından kişilerin de bu süreç içerisinde yer aldıklarını görüyoruz. İşte babasının kadı olması önemli bir unsur. Ailesinin anne tarafının işte Hristiyan, İsevi, Musevi, Yahudi bağlantılarının olduğunu söylenmesi önemli bir husus. Bu yazılıyor, çiziliyor. Şimdi işte gerçek adının işte Mahmut olduğu. Mahmut tabii. Dünyaya Mahmut olarak geldiği ve aslında belki sen de temas edeceksin. Bu Şeyh Bedrettin, bildiğimiz bu popüler adının da süreç içerisindeki hani o dönemin şeyine baktığımız zaman ulemasına ya da fıkıhçılarına ya da nasıl söyleyelim bir yanıyla da aslında gösterdikleri başarı ve meziyetlere vurgu yaparak takılan lakaplar, sıfatlar, nitelendirmeler olduğunu görüyoruz. Evet, kendisi aslında bugün bir yanıyla da Balkanlarda çok popüler bir kült, evet. Popüler bir sima. Tabii bizim Anadolu cephesinin belki de Bedrettin'le tanışması biraz, sana saklayayım ben onu, biraz böyle daha ideolojik angajmanlar ya da söylemler üzerinden olacak. Evet. Buradan belki şuraya geçmek gerekiyor. Hani nasıl bir aile çevresinden bahsettik?
Edirne muhiti. Peki çocukluk yıllarında nasıl bir eğitim aldı? Yani nasıl bir ortamın içerisinde, sıradan halk kesimi içerisinde de bir eğitim aldı? Yoksa efendime söyleyeyim böyle daha yüksek ulemadan birisinin çocuğu olarak farklı bir yerde mi eğitim aldı? Bu onun, çünkü bunu, bu önemli, bu onun sonraki yaşamını da belirleyecek, belki tercihlerini de belirleyecek. Buyurun. Doğru. Şimdi Edirne'de Simavna'da doğdu. 1363-61-65 o aralarda da 1. Murat dönemindeyiz biz bu arada. 59'dan 3 sene, 4 sene, 5 sene sonra gidin Edirne fethedilecek ve Edirne aslında olacak, yani imparatorluğun o Balkan fütühatındaki merkez üstlerinden olacak. Avrupa'ya açılan kapı olacak. Ailesi de haliyle Edirne'de konuşlanıyor. Yani Simavna'da doğuyor evet, ama Edirne'de büyüyor Şeyh Bedrettin. Osmanlı elitine mensup, ailenin de vermiş olduğu, gelmiş olduğu köken itibariyle ilk öğretimini, yani ilk öğretmeni, ilk muallimi döneminde bir şeyidir bu. Göstergesidir, babasından alıyor Şeyh Bedrettin. Yani Gazi İsrail'in tedrisinden geçiyor evvela. Sonra ben çok bulamadım. Belki bilenler varsa onların da katkılarıyla daha da renklenir, çeşitlenir. Molla Yusuf'tan biraz ders okuyor ve bence en birinci dönüm noktası hayatının şeyle tanışıyor. Birinci Murat Edirne'de sefere çıkacaklar. O sırada başkent Bursa, Bursa'nın kadısı var, Koca Naip. O Edirne'de padişahla, sultanla gelmiş. Yanında da torunu da var Koca Naip'in. Onun da ismi Mahmut bu arada, Mahmut Efendi'nin. Bedrettin'de şöyle bir şey var hayatına baktığımızda. Menakıbname de bunu bize söylüyor. Çok büyük bir ilim öğrenme şevki var. Bu anlamda devamlı surette kendini yeniliyor. Bütün dönemin o kitaplarını vesaire takip ediyor. Bunları da kendini yetiştirmede önemli bir basamak olduğunu düşünüyorum ben. Kadızade diyorum ya. Koca Naip de o aynı zamanda önemli bir hoca ve Musa Çelebi ile, burada bir es vereceğim. Bu Musa, bahsettiğim Musa Çelebi, Fetret döneminde Yıldırım'ın oğullarından olan Musa Çelebi değil. Bu çok önemli bir adam olacak, Musa Çelebi. Yani Kadızade Rumi diye tanınacak olan kişiden bahsediyorum. Bedrettin'in sınıf arkadaşı bu. Koca Naib'in de torunu oluyor aynı zamanda. Bedrettin efendime söyleyeyim. Koca Naip bu ikisini eğitiyor. Bu arada amcasının oğlu Müeyyet de var. Bu karakterleri bence bayağı bir yaparak böyle belirgin bir halde ve hatta ilerleyerek gidelim. Bunlar çok güzel eğitimler alıyorlar o sırada. Bir şey soracağım hocam, burada. Tabii. Acaba Müeyyet dediğin bu Müeyyetzade ailesi mi, yoksa hani Yok, o değil. Ha, tamam. O değil. Ona ben de bakmıştım, öyle bir bağlantı bulamadım. Ama şey yapıyorum, hani bu sonuçta bir tarih, bir belge bulunur, o tekrar bilgiler güncellenir. Dolayısıyla hep o şerhi düşerek gidiyorum yani. Ben şu ana kadar mevcut malzemeyle bir Bedrettin'i yazdım. Tabii ki bu da ilerleyen süreçte yeniden gözden geçirilir. Eksiklikleri, noksanlıkları tahsil edilir vesaire diyeyim. Ben tekrar babası Gazi İsrail Edirne'de durmasını istiyor aslında. Bedrettin'in böyle ilmi olarak çok seyahat etmesine taraftar değil. Hatta ben sefere gideceğim, sen de aileye nezar edersin falan diyor babası. Babası bayağı Gazi yani. Bayağı Rumeli'nde ilerleyen ekibin içerisinde. Yani Süleyman Paşaların açtığı yolda, gösterdiği hedefte yürüyen bir adam Gazi İsrail o anlamda. Kuruluşun da bence çok önemli figürlerinden Şeyh Bedrettin'in babası Gazi İsrail. Efendime söyleyeyim, burada bir sefer oluyor, dönüyor. Padişah Bursa'ya, başkente tekrardan avdet ediyor. Koca Naip de, Bursa kadısı da tekrar şehre geliyor. Musa Çelebi de geliyor. Bedrettin de onları geçirmek için Edirne'den Bursa'ya yollamak için yola çıkıyor, ama ilmi aşkından dolayı kendisini tutamıyor ve Bursa'da buluyor. Kaplıca medreselerinde o da eğitim görüyor. O kadar çok tırnak içinde sömürmüşler ki hocasını, Musa Çelebi ile Bedrettin. Ben de diyor, sizi benim peteklerimde artık size verecek bal kalmadı diyor. Ve onları Konya'da
Müneccim Feyzullah'a yönlendiriyor. Şimdi artık biz yavaş yavaş Bedrettin'i Anadolu sahasında görüyoruz. Ve Bedrettin bu sıralar 18 yaşlarına falan. Daha genç yani. Müneccim Feyzullah, Bedrettin, Yalçın Hocam, Bedrettin tarihçileri diye bunu ben tasnifleyeyim. Daha anlaşılır olsun. Modern Bedrettin tarihçilerinde şöyle bir yanılsama olmuş. Müneccim Feyzullah, Fazlullah şeyle bu hurufi Fazlullah Estrabi. Onunla bir karıştırılmış hep. O yüzden kitapta bizzat bunun hem Şerefettin Yaltkaya'nın hem de Bezmi Nusret Kaygısız'ın yani iki ters ve zıt birbirine adamın bu husustaki ittifakını bilhassa söyledim. Yani hurufilikle hiçbir ilgisinin alakasının olmadığını Bedrettin'in kaydettim. Müneccim Feyzullah biraz daha işin astronomi tarafına vakıf biri. Şimdi burada çok kritik bir şey olacak. Müneccim Feyzullah'tan Konya'da eğitimlerini tamamladıktan sonra Musa Çelebi, yani Bedrettin'in sınıf arkadaşı, yani Kocan abin torunu olan, erkek torunu olan Musa Çelebi Semerkant'a gidecek. Bak çok ilginç bir şey söylüyorum. Bedrettin Müeyyed'le beraber daha güneye inecekler. Şam'a doğru, Kudüs'e doğru gelecekler. Şimdi biz burada bir virgül koyacağız Musa Çelebi'ye. Çünkü onu biz tarih sahnesine, Özbekistan'da tarih sahnesine çıkışı Kadızade Rumi olarak göreceğiz. Rasathanenin başına geçecek. Ulubey'le mülaki. Ulubey döneminde bayağı bir bu meseleleri yani bildiğin böyle o anlamda Orta Asya Rönesansı'nı yapan adamlar bunlar. İşte Ali Kuşçu talebesi olacak. Onun üzerinden bu astronomi defterlerinin kıta Avrupa'sına sarktığını göreceğiz. Sonra Kopernik'in 1543'teki o devrim kelimesinin gerçek anlamda kullanılan yani ıstılah olarak kullanılan devrim Kopernik'ten mülhem ve mütevellittir malum olduğu üzere. Bunlara bakarak Kopernik devrim yapacak. Yani o bilimsel altyapıyı oluşturacak Avrupa'da. Bak hikaye ta nereden geldi? Bedrettin'in sınıf arkadaşı neler yaptı değil mi? Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi burada sen aslında bu Konya mecrasından bahsederken hani şeyi biliriz aslında. Yani ben şeyden bilirim. Ahmet Hoca'dan. Ahmet Yaşar Hoca. İşte bu Bütler ve Zındıklar kitabında anlattım. Ahmet Hoca Konya'da aslında Bedrettin'in hurufilikte ilk temaslarının burada başladığını söylüyordu yanılmıyorsam. Fakat orada daha öncesinde Bedrettin üzerine yazan Şerafettin Yalkaya'nın da buna karşı geldiğini de belirtiyor. Evet. Yani sen de o zaman böyle düşünüyorsun. Ben hem Yaltkaya'nın bu çıkmasını hem de Kaygısız'ın itirazının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü hurufilikle alakalı, çünkü varidatta da birazdan geliriz. Varidatta da böyle hurufilikle alakalı o cifir, harf, esrarına vakıf meselelerle çok ilgilenmiyor Bedrettin. Tamam sufi, tamam şeyh ama evet hocamızın da kitabı. Dolayısıyla benim nazarıma göre ve tabii ki ben okuduklarımdan çıkarttım sonuca göre söylüyorum. Yani Yatkaya ve Kaygısız'ın önermelerini burada tekrarlıyorum. Bir hurufi şeyi yok, parantezi yok benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü bunu yapıtlarında da yansıtmamış. Yani ne fıkıh kitaplarında biz bunu görüyoruz. Hadi fıkıh kitapları diyeceksiniz ki teknik hukuk kitaplarında hurufilin ne işi var? Eyvallah, bu anlaşılabilir ama Bedrettin'in varidat, en spekülatif eseri varidatlı da hurufilin izlerini görmüyoruz. Onu göstersene Yalçın Hocam. Ya şimdi buna ben de baktım. Hani var mı gerçekten de böyle çok belirgin bir hurufilik? Şey değil mi o? Camil Fusuleyn mi o? Tabii yok Letaifül İşarat. Letaifül İşarat. Şimdi bunda hani buna da baktım. Yani tamamını okuduğumu söyleyemem ama ara ara baktım böyle. Hani ben daha çok farklı bir şey üzerinden. Hani bu Bedrettin'e belki birazdan konuşacağız. Çünkü birçok soru da oradan geliyor. Hani bu Bedrettin'in o komünal materyalizm ve benzeri şeylerinin hani bu kitaplara dayanıp dayanmadığı kısımlarından baktım. Onu da konuşacağız zaten, arkadaşlar da soruyorlar. Sağ olsunlar. Yani Konya'dan inelim mi Kahire'ye, yoksa soru varsa onları alıp da devam edelim. Konya'da yok. Ama yani burada bir Konya'ya gidiyor. Burada eğitimini görüyor. Sonra aşağı inecek. Daha aşağı inecek. Kahire'ye doğru yol alacak. Mısır'a, evet, Kahire'ye doğru yani yol alacak. Şöyle oraya hızlıca geçebilirim. Şam'da bir veba olacak o dönemde. Dolayısıyla Kudüs'e hemen transfer olacaklar Müeyyed'le beraber. Orada Ali Keşmiri diye dönemin önemli iş adamları var ve bu iş adamı bu günümüzün iş adamları gibi sadece
müteahhitlik yapmıyorlar yani. Sadece şekilleri nasıl bozarız üzerine mesailerini harcamıyorlar. Sponsorluk yapıyorlar ulemanın ve şeyin destekliyorlar yani sanatı ve sanatçıyı, öyle söyleyeyim. Tabii ki sanatı ve sanatçıyı destekleyen bugünkü iş adamlarına bir sözümüz yok. Onları öptük, başımıza koyduk. Ben genel fotoğrafı söylemek için bu örneği verdim. Ali Keşmir'in evinde de o sıralarda Seyyid Şerif Cürcani var. Mübarek Şah Mantıki var. Bunlar o sırada Bedrettin'de yemekteler ve Bedrettin'in bu ateşin çehresi ve parıltılı zekası tabii ki dikkatlerini çekiyor. Mantıki kendisini Kahire'ye davet ediyor. Müeyyed de tabii ki beraberinde revan oluyorlar. Kahire'ye geliyorlar. Fakat çok ilginç bir şey daha var Bedrettin hayatında. Biz tabii, ben bunu da yine menakıbnameden söylüyorum. Önce bir şey yapacaklar. Yani ya önceydi ya sonraydı. Bir hacca gidecekler Mübarek Şah Mantıkıyla. Pardon, sonrasına gidecekler. Ben öncesi diye biliyorum. Nasıl? Ben öncesi diye biliyorum. Doğruysa. Öncesi de olabilir, sonrası da olabilir. Hı-hı. Orada tam şimdi hatırıma gelmedi ama Suudi Arabistan'a giderken hacca adamların bindikleri gemi batacak. Hı-hı. Ve daha sonra Tiran Adası'na çıkacaklar. Daha sonra oraya gelen bir başka geminin kendilerini kurtarmasıyla kutsal topraklara yüz sürecekler. Bedrettin aynı zamanda hacı olacak falan. İşte Kahire'ye geldiğinde Bedrettin'in dönüm noktalarından biri de burası. Ha, o zaman neydi? Tamam. Önce haca gidiyorlardı, Kahire'ye geliyorlardı. İşte Memlüklerin elinde o zaman. Memlüklerin sarayındalar. Sultan Berkuk. Berkuk. Onun sarayındalar. Zaten Seyit Hüseyin Ahlati, yani bu hayat hakkında çok bilmediğimiz ama üzerine bir çok fantastik böyle değerlendirmelerin yapıldığı Seyit Hüseyin Ahlati zaten sarayda bu arada. Burada çok neler alıyor? Nerede alıyor? Şeyhuniye Medresesi'nde. Yani burası da Etrak'ın kalesi hükmünde bir yerden bahsediyorum. Yani şimdi Memlüklülerde de şöyle bir şey var. Alttan alta bir Çerkes Türk lobilerinin bir şeyi var. Çarpışması var. Hani hep böyle partiler var. Sarayı kim ele geçirecek ve dolayısıyla kendi borularını öttürmek üzerine bir siyaset biliyorlar oradaki Türkler ve Çerkesler. İşte bazen birileri galip geliyor, diğeri mağlup oluyor. Bazen birileri galebe çalıyor vesaire. Böyle bir hep değiş tokuşla gidiyorlar. Bedrettin tabii burada kalın Türk tarafını temsil ettiği için Şeyhuniye'de daha böyle kendini gösteriyor. İlginç isimler var. Hacı Paşa var. Anadolu'nun İbn-i Sina'sı diye bilinir. Şöhret bulmuştur. Türk Edebiyatı'nda ilk İskendername'yi yazan Ahmedi var. Hı hı. Hatta o kitabın sonunda biliyorsun Osmanlı'nın kuruluşunun bir hikayesi de var. Dastan-ı Tevari ile Ali Osman mıydı? Öyle bir şeydi. Sonra bir şey var. Kahire'de tesadüf edici adamlardan ilginç bir kişi de dinleyenlerin ağ yapacağı biri. İbni Haldun'la tesadüf edecek. Mukaddime müellifi. Yani böyle çok renkli bir ortam var Kahire'de. Zaten dönemin o İslam aleminin bugünkü ağızla konuşursak Oxford'undan falan bahsediyoruz yani. Dolayısıyla Bedrettin'in bu şey ortamı çok renkli ve Bedrettin iyi bir softa bu anlamda. İyi bir medreseli. İyi eğitimler aldığı için ve bunu da söylemem gerekiyor. Sufiliğe, tasavvuf öyle çok meyli olan değil. Hatta Osmanlı'da biz bunu göreceğiz. Tekke medrese çatışmasını. Aynen, Bedrettin aslında sevmiyor da çok yani, öyle haz etmiyor. Zaten fakih yani yani biraz o şey vardır ya, hani tasavvufa biraz daha böyle mesafelilerdir. Yani aynen kerem, öyle. Tasavvuf, fıkıh bu başlıklar altında değerlendirdiğimizde. Yani onlar, Tanrı'yı aklen yerden bakıyorlar. Tabii Tanrı'yı aklen yorumlarlar daha böyle. Hı. Daha, o anlamda daha rasyonellerdir ama tabii ki tasavvuf Tanrı'nın, Allah'ın ve dinin kalben yorumlanmasıdır. O da çok böyle bence keskin bir ayrımdır yani. Dolayısıyla Bedrettin işin softalık tarafında bu Kahire'de. Fakat işte bu bahsettiğim o çok renkli ortam saraya da dahil olmuş durumda. Berkuk her zaman şey yapıyor, alimli ağırlıyor, bir takım münazaralar, münakaşalar yapılıyor Mısır sarayında. Hüseyin Ahlati de orada, Bedrettin de orada ve Hüseyin Ahlati Kur'an'ın bazı ayetlerini çok böyle selis bir şekilde yorumluyor. Çok böyle değişik yerlerden farklı
cephelerden kaydediyor. Bu da Şeyh Bedrettin'in ahlaki ilk vurulduğu andır. Ahmet Yaşar Hoca'nın çok beğendiğim bir şeyi var Yalçın Hocam, tanımlaması var. Bu ilişkiyi, aradaki muaşakayı şöyle değerlendiriyor. Hani Aslan Baba ile Ahmet Yesevi, işte Şems ile Mevlana, Taptuk'la Yunus Emre arasındaki ilişki gibidir diyor Bedrettin ile Ahlatin'in o ilk karşılaşıp işte o moleküllerin birbirine çarptığı anı değerlendirirken. Dolayısıyla sarayda böyle birbirleriyle göz göze geliyorlar. Kitapta da 3. bölümdü galiba. Şeyh'le göz göze gelen şey demiştim. Evet. Bedrettin artık sonra... kitabın başlıkları da hakikaten böyle. Bence çok cezbedici. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yani böyle hani biraz ezber bozucu falan. Mesela hani her şey ben yaşarken olduğuyla başlıyor 1. bölüm. Şeyh Bedrettin. Peki bu burada yine üstadım kaldığın yerden devam et. Ben tabii yanılmıyorsam şimdi Hüseyin Ahlati diyoruz aslında. Hüseyin Ahlati bildiğimiz Bitlis'in Ahlat ilçesi kökenli değil mi yani? Evet, doğru. Oradan geliyor isim. Bir de belki sen temas edeceksin. Onlar herhalde bir de Şeyh Bedrettin'le bacanak oluyorlardı değil mi? Berkuk onları. Evet, olacaklar. Şimdi tamam. Bu saraydaki bu müthiş tartışmadan sonra tabii artık Berkuk da çok mutmain olmuş ve mutlu olmuş. Bu arada Berkuk'un oğlu Ferec var. Ferec'e de hocalık yapacak falan Bedrettin. Yani saray kadrosuna, protokole dahil olacak. Bu o kadar bu Kur'an'ın hükümlerini, ayetlerini güzel bir şekilde açıklayıcı bir tonda anlatıyor ki Meryem'i şeye veriyor. İki tane Habeş asıllı olduğu söylenen cariyeyi Meryem'i Ahlatiye, Cazibe'yi de Bedrettin'e veriyorlar. Ben hani ta yayının başında bir adamdan bahsettim. Hafız Halil bin Hı-hı. İsmail. İşte bu oradan doğacak. Oradan Cazibe'den. Doğru. Yani oradan gelecek. Şeyde çok ilginç bir durum var. Hem Ahlati'nin ben Sufi çerçevesini çizmek açısından hem de Bedrettin'in hangi tasavvuf yoluna intisap ettiğine dair böyle bir takım bilgiler vereyim. Menakıbı Şeyh Bedrettin Sultan var. Şeyhin, Bedrettin'in Kahire dönemlerinde, Mısır dönemlerindeki Sufi taraflarını, zamanlarını kaydetmişler. Burada mesela tabii ki Ahlati'ye de bir selam var. Ahlati'nin Ehl-i Beyt'ten olduğu, efendime söyleyeyim, Bursa'da Emir Sultan'la Mekke'de tanıştığı, hatta Emir Sultan'ın onu Bursa'ya davet ettiğini, ama işte Ahlati'nin Kahire'de kaldığını, Mesnevi'yi şerh ettiğini, aynı zamanda bir Mesnevi şarihinden bahsediyoruz. Ahlati'nin hayatında bu bilgiler çok kullanılmayan bilgiler. Dolayısıyla bence yeni bilgiler bu anlamda. Ehl-i Beyt'ten olduğunu söylemiştim zaten. Ve Mevlevi'ye de vukufiyeti var. Şimdi bu Mevlevi desen de önemli. Çünkü Şeyh Bedrettin'in hayatında da böyle bir Mevlevi renk olacak, var yani. Atalarının Selçuki kökenleri. O şey değil mi acaba biraz... Üstadım kestim. Hani bu İbnü'l-Arabi etkisinin Mevleviliğe olduğunu biliyoruz. Bedrettin'de de var. Yani Bedrettin şey, zaten evet. Vahdet-i vücut yani. Onu. Bu Mevlevilik acaba o Arabi etkileri taşıdığından ötürü mü yoksa farklı bir şeyden ötürü mü? Onu tam emin olmamakla birlikte burada bir yorumda bulunabilir. Muhtemeldir ki Arabi etkisinden kaynaklı bir sempati vardır. O anlamda Mevleviliğe. Dolayısıyla Şeyh Hüseyin Ahlati'nin böyle bir yolu var. Bir de Müfit Yüksel onu yayınlamıştı. Zeyni Tarikatı'nın şeceresini yayınlamıştı. O şecerede, o tarikat başlangıcında Hüseyin Ahlati de var. Yani bu adam aynı zamanda Zeyni. Niye aynı zamanda dedim, üzerine basarak söyledim. Çünkü bugünkü gibi değil yani. Bir mürit birkaç şeyhten diploma alabiliyor, icazet alabiliyor. Yani aynı anda Zeyni, aynı anda Mevlevi, aynı anda Rufai, aynı anda Nakşi olabilir. O artık meşrebi hangisine uygunsa daha sonra kendi sülukunu, seyahatini, yani seyri sülukunu, yani o tasavvuf seyahatini, yolculuğunu orada devam ettiriyor. Ahlati'nin de Zeyni'ye mensup bir şey olduğunu söyleyelim. Yani Sühreverdiye'nin ağacının bir dalı olan Zeyni'ye'den bahsedelim. Böyle bir durum da var. Bu Zeyni'ye de enteresan, Aşık Paşazade de Zeyni, ama Aşık Paşazade bayağı bir hücum edecek şeye, Şeyh Bedrettin'e bu anlamda. Onların da neden öyle olduğunu daha sonra yeri geldiğinde, vakti saati geldiğinde
kaydederim. Ehl-i Sünnet şemsiyesinin altında bir şeyh-mürit ilişkisi var bu anlamda. Dolayısıyla mesela ben orada Tebriz'e falan gidecek malum. Kahire'den Timur'la görüşecek. Yani böyle bir devrim propagandasından ziyade sonuçta Timur da Ehl-i Sünnet ve Cemaat ve Hanefi mensubuna mensup bir adam. Bütün bu networkleri böyle de okunabilir diyerekten böyle bir çıkma yapmış olayım. Peki tamam. Şimdi bir oradan Kahire'de Kahire'den sonra bir Mekke mi vardı? Yine bir Hac. Kahire'den sonra yani şöyle artık Ahlati ile tanışıyor. Hafız Ali diyor ki dedem o güne kadar okuduğu bütün kitapları Nil Nehri'ne attı diyor. Yani softaydı. Artık sufiliğe bir transfer, bir seyahat olmuş. Yani Bedrettin hem tekke hem medreseyi birlikte yürütecek. Ama sufizme yani o tasavvufun kendi iç yollarını artık o kadar kendisini bırakmış ki yemeden içmeden kesilmiş. Yine Menakıp'tan öğrendiğimize göre Ahlati kendisine elma şerbeti ve elma şerbeti içiriyor. Öküz dili yediriyor. O zamanın bunlar böyle önemli gıdaları. Doping bugünkü kelimeyle söylersem olacak şeyler. Çünkü çok erbain çıkartmış ve şey halden düşmüş. Doğuya seyahate gitmesini tavsiye ediyor. Hani biraz tebdili mekanda ferahlık vardır. Şeyiyle, yöntemiyle. O sırada tabii doğuya gittiğinde Timur'la karşılaşıyor. Bu arada Anadolu'dan oldu. 1402 Ankara Savaşı oldu. Timur Yıldırım esir aldı. Yıldırım öldü. Anadolu'da Yıldırım'ın kendi gibi oğulları İsa, Musa, Süleyman ve Muhammed, Mehmet Çelebi kendi krallıklarını ilan ettiler. Anadolu'da, Anadolu Yarımadası'nda da böyle bir kaotik durum söz konusu. Hani böyle hikayeleri tek bir kanaldan devam etmeyelim. Arada böyle flashback de yapayım. Meselenin o background'ını anlatmak açısından. Anadolu'da böyle bir durum var. Timur yenmiş gidiyor. Bedrettin orada yol esnasında Yıldırım'ın yanındayken saf değiştiren Türk beylerini, yani diğer Türk beyi olan Timur'un yanına geçen Türk beylerini, Osmanlı'nın yanından Timurilere geçen Türk beylerini paylıyor. Siz neden bu kadar karaktersiz adamlarsınız diyor. Yani Osmanlı resmi tarih yazıcılığı sanki orada vücut bulmuş ve şeye kızıyor Bedrettin'in ağzından. Dolayısıyla Bedrettin buradaki, yani bu aslında Bedrettin'in ne kadar da böyle mert bir adam olduğunu da gösteriyor. Hani siz niçin, hani madem yola çıktınız adamı niye sattınız diye böyle bir itirazı var. Timur'un çadırında da görüştüklerinde Timur onun ilmine bayağı hayran kalıyor. Hatta az önce söyledim ya, Hanefi oldukları için seni Şeyhülislam yapayım falan diyor ama tabii ki kabul etmiyor. Bedrettin tekrardan Kahire'ye gidiyor. Kahire'ye geldiğinde Şeyh-i Ahlati artık son saatlerini yaşıyor. Vefat ediyor. Kendisinden sonra posta oturacak olanın Bedrettin Mahmud olduğunu işaret ediyor. Şeyh İbni Tolun Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şey yapılıyor, defnediliyor. Menakıbı Şeyh Bedrettin Sultan'da çok ilginç bir hikaye var. Onu anlatayım. Zamanımız çok, sen anlat. Kayda eyvallah. Güzel. Şimdi menakıp nameleri nasıl okumalıyızı bize Ahmet Yaşar Ocak öğretti. Bize Cemal Kafadar öğretti. Bunlar menakıp namenin hem rekabetçi diline bize anlatıyorlar. Nasıl bunlar, niçin yazdılar. Yani sadece böyle bir, tabii ki o da önemli. Hani böyle teyzeler işte bir türbeye gider, işte bir işte şey uçmuş falan böyle. Bunlar da insanın kendi o manevi motivasyonunu belki güçlendiren şeylerdir ama hani bir tarihçi gözüyle baktığımızda menakıbnamelerin ne kadar önemli olduğunu bize işte Ahmet Yaşar Ocak kültür tarih kaynağı olarak diyor ya. Evet evet ya, o bence çok önemli. Bunu da menakıbnameyi Şeyh Bedrettin Sultan'ı burada anayım. Bu bahsettiğim başka bir menakıbname. Yani Hafız Ali'nin kaleme aldığı değil. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi hikaye şu. İbni Tolun Camii'nde namaz kılınacak. Bedrettin'in Ahlati kulağına eğilmiş ölmezden evvel. Demiş ki benim namazımı, ikindi namazının sünnetlerini kaçırmayan kişi kıldırsın. Bu sünnilikte önemli bir şeydir. Obsesyon diyebilirim yani. İkindi namazının sünnetini kaçırmak. Çünkü biz bunu şeyde de göreceğiz. Beyazıt Camii'nin açılışında hani böyle anlatıyor ya Evliya Çelebi de. İşte kim, Beyazıt artık veli olacak tabii ki haliyle. Bütün resmi tarihi yapan adam olduğu için ulema da ona veli diyecek yani falan. Caminin açılışında ikindi namazının sünnetini kim kaçırmamış dediklerinde işte Beyazıt'ı veli çıkmış falan filan, böyle bir Beyazıt'ı Bistami falan kurgularını oradan
tekrardan monte edilmiş hikayeleri biz aslında dinliyoruz falan. Burada da yine ona benzer bir durum söz konusu. İkindi namazının sünnetini kaçırmayacak bir kişi kılsın diyor. Musallada tabii artık cenaze. Bedrettin yana yakıla bir adam arıyor. Ey ahali diyor. Burada diyor ikindi namazını ömrü hayatı boyunca hiç ikindi namazının sünnetini kaçırmayan kişi var mıdır? Tabii ki bulamıyorlar yani. Sonra bir kişi kafasına bir böyle nasıl söyleyeyim bir şey örtmüş böyle kaşkol gibi diyeyim. Yani yüzü belli değil. Kelimeyi bulamadım şimdi. Örtmüş. Ben diyor kıldırabilirim. Çünkü ben bugüne kadar hiç ikindi namazının sünnetini kaçırmadım. Geliyor. Kıldırıyor. Sonra Bedrettin koşarak yanına gidiyor adamı. Sen kimsin ki diyor. Bu ikindi namazının sünnetini kaçırmadın. O peçeyi kaldırıyor. Bir bakıyor ki Şeyh Hüseyin Ahlati. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu belki biraz böyle hani menakıplardaki bu ortak bizim yüzer gezer dediğimiz ortak evet. Motifler vardır ya. Mesela tabii. Şey de öyledir ya işte Hazreti Ali kendi devesini, kendi cenazesini kendi çekmiştir efendime söyleyeyim. Hatta namazını kendi kılmıştır. Bu gibi şeyler falan çok yüzer gezer hani belki de monte edilmiştir diye. Ben zaten menakıp namelerin hemen hemen hepsinin İmam Ali'nin hayatının replikası olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü öykündükleri yer orası. Yani hepsinin tarikat silsilesinin başlandıkları ağırlıklı olarak yer Hazreti Ali'nin ocağı, yurdu. Dolayısıyla onun hayattaki motifleri de menakıp nameye rapt etmişler. Bence bu da anlaşılabilir bir şey. Çünkü adamların... Kestim sözünü. Estağfurullah. Bugün mesela şey vardı. Bu zehir içme teması üzerinden Ahmet Hoca'yla yazdım kendisine biraz aslında. Hani mesela hani zehir içip ölmeme. Ama senin dediğin gibi hani menakıplarda biraz şeye gidiyor, Ali'ye gidiyor falan. Mesela hoca bana şey söyledi ya. Mesela Hazreti Muhammed'e de isnat edilen bu tür hani o peygamber olması hasebiyle mucize. Ama evliyalarda bu tür kerametler falan çok görüyoruz. Evet. Ve ben kendim bu dönem biraz onlar üzerine çalıştığım için dikkatimi çeken hususta. Yani bu Timur'la görüşme meselesini diyorsun ki sen zaten kitabının 4. bölümünde bu arada kitap çok iyi bir görsel malzemeye sahip. Burada mesela şeyi vermiştin yanılmıyorsam evet. Timur Lenk esir aldı ve 1. Beyazıt'a bakıyor. Çünkü yani görsel olarak da kitap aslında okuru yormadan aklında kalabilecek böyle bir film şeridi. Belgesel seyrediyormuşçasına bir kitap kalemi aldım. Yani kesinlikle. Sıkılmasın. Kesinlikle. Okur. Aynen öyle. Bence her kitaplıkta bulunması gereken çok da rahat ve kolay okunabilecek. Hani çünkü Türkiye'de son dönemlerde bir eleştiri de şeydir ya hani ya çok akademik dille kaleme evet. Alıyorsunuz, biz anlayamıyoruz falan diyorlar. Elbette ki o da bir haklılık payı taşıyor. Senin kitabın aslında tam bunların ortasında duruyor. Yani bir süzülmüş bir bilgi var ama bu süzülmüş bilgiyi kamusallaştırırken de herkesin anlayabileceği bir şekilde de ifade ediyorsun. Görsel de bunu ziyadesiyle şey yapıyor. Yani mesela ben ya Radifiş'te ya da Erol Toy'dan hatırlıyorum. Hani Timur'la görüşme meselesini sen tarihsel anlamda bir yere düştüğünü söylüyorsun zaten değil mi? Hani onlar da bunu yazarken falan söylüyorlardı. Ben acaba hani görüştü mü görüşmedi mi? Yok görüşüyorlar. Evet. Görüşüyorlar. Ama Ahlati'nin tekrar memleketine gidiyor yani Kahire'ye geliyor. Dedim ya az önce de vefat edecek Ahlati. Sonra da posta Bedrettin oturacak ama bu daha önceki dervişlerin bir vızıldamasına dönüşecek. Bir cızırtı olacak orada. Çünkü daha dün yeni gelmiş adam yıllardır Ahlati'nin yanında bulunmuş müritleri değil de daha az önce neredeyse seri sülükünü tamam etmiş kişi şeyh olarak posta oturacak. Bu tabii orada bir Bedrettin'e eski dervişler bir mobbing uyguluyorlar. Bu da tabii Bedrettin'i çok sıkıyor. Ama bence Balive'nin orada işaret ettiği bir şey daha var. Şeyhuniye medresesi vahim bir açlığın pençesindeydi diyor. Mesela sponsorluk olarak gördüğü sarayda bir karışıklık var. Berkuk gidecek, Ferec gidecek. Oralarda bir Mısır tahtında da siyasetinde de bir gelgit olduğu için Bedrettin Kahire'nin o dönem itibariyle çok da güvenilir bir saha olmadığına hükmetmiş olacak ki tabii ki ihvanının ve dervişlerinin de kendisine yapmış olduğu baskıdan dolayı Mısır'ı terk ediyor. Bedrettin'in hayatlarında böyle meteorik kaçışlara çok biz rastlıyoruz. Evet. Aslında zorda kaldığı zaman değil de
biraz daha İznik meselesinde de göreceğiz biz bunu. Bedrettin bu anlamda kaçışların adamı ama bunu ben kitapta da dipnot düşmüştüm. Necdet Kurdakul bütün yönleriyle Bedrettin kitabında şeyhin neden kaçtığını anlatıyor. Yani bu biraz daha meşru bir kaçış, onu söyleyeyim. Yani zemmetmiyorum yani o yüzden onun şerhini düşmüş olayım. Halep'e gidecek. Yine Hafız Ali'nin bize çizdiği bir rota var. Menakıbnamenin şöyle bir bence özelliği Bedrettin'in coğrafyasını bize gösteriyor Yalçın Hocam ve bize bir Bedrettiniye dökümü yapıyor. Bu gözle, bu nazarla bakarsak. Çünkü şimdi birazdan adam birçok kişiyle temas edecek Anadolu'da ve biz bunları hep Hafız Ali'nin gösterdiği, işaret ettiği adamların etrafındaki halkadan takip edeceğiz. Halep'e geliyor. Onu orada 1000 kadar Türkmen karşılıyor. Daha sonra Konya'ya, hayatının ikinci kez hayatında Konya karşımıza çıkınca Karamanoğlu ile orada görüşüyor Mehmet'le. Fakat saraydaki tavrından çok rahatsız olduğunu anlıyoruz. Yani şöyle diyor, bize biraz keramet göstersene. Hani sen şeysin ya, böyle bir Karamanoğlu'nun hitabıyla karşılaşınca Bedrettin de böyle bundan rahatsız olmuş. Fakat yine çok ıskalanan ve gözden kaçırılan bir husus var. O sırada Ulu Cami'nin, Bursa Ulu Cami'nin ilk hutbesini vermiş olan Somuncu Baba Nam, Hamidettin Aksaray'ı, Aksaray'da, çünkü artık şehirdeki o ekmekçi koca hüviyeti fahiş olmuş Molla Fenari eliyle, Emir Sultan eliyle. Dolayısıyla artık o kimliğiyle gizlenemeyeceğine göre Bursa'dan Aksaray'a geçiyor. Zaten nispeti de oradan Aksaray'ı. Ve bence Somuncu Baba işte Erdebili Ocağı'nın böyle son büyük şeyhlerinden. O anlamda da çok bize hikayeyi bambaşka bir düzlemde seyrettirecek kişilerden biri. Somuncu Baba Bedrettin'in Konya'ya geldiğini duyunca derhal Konya'ya geliyor. Ve beraber halvete giriyorlar Yalçın Hocam. Artık orada melamet neşvesini zevk ettiler mi bilemiyorum ama İkisi halvet arkadaşı. Yani bu da Bedrettin'in ne kadar büyük bir sufi olduğunu ve dönem itibariyle karizmasının hem Anadolu'da hem Kahire'de hem de birazdan Rumeli'nde olacağı gibi etkin olduğunun bir göstergesi. Somuncu Baba gibi böyle hani çok majör şeyhler aslında o anlamda itibar etmezler. Ama Bedrettin ismi onlarda bir karşılık bulmuş ki beraber halvete giriyorlar. Yani beraber erbayın çıkarıyorlar falan. Bu detayı da bence gözden kaçırmamamız icap ediyor. Çünkü bu da önemli. Varidat yıllar sonra şer edecek. İşte bu adamların ekolünden, okulundan gelecek kişilerin, şeyhlerin eliyle şer edilecek. O yüzden bu önemli örneği bu sebepten verdim. Şimdi artık tekrardan Anadolu Yarımadası'nda. Senin sorun varsa alayım. Devam biraz belki hani biraz bu Tebriz'e gidişi, Tebriz'de efendime söyleyeyim hani biraz bu hurufilik ile temas etmesi efendime söyleyeyim işte ve belki de hani o panteist Bedrettin'de dile getirilen o panteist görüşlerin işte tasavvufun diliyle konuşursak vahdeti mevcut anlayışının biraz buradan Bedrettin üzerinde bir etkili unsur haline gelmeye başlandığı ifade edilmekte. Çünkü yine Ahmet Hoca, bu arada Ahmet Hoca inşallah izliyordur. Bizim programlarımızı böyle yer yer izler. İzliyorsa bizi sorayla kovalamasın Ahmet Hocamız. Yolluyoruz kendisine tabii ki hatamız kusurumuz varsa hocamız. Eyvallah bize. Kendisine hürmetler ediyoruz tabii ki. Şimdi burada Tebriz diyor mesela Ahmet Hoca. Tebriz'de bir şey hani bir hurufilikte bir teması oldu diyor. Bu Tebriz meselesine de bir eğilip ondan sonra Anadolu'ya geçsek. Eyvallah. Tebriz'de tabii ki hurufilerin yani network'ünün olduğu alanlardan bahsediyoruz. Eylem sahalarından bahsediyoruz ama şimdi şöyle bir şey var. Bu örnekleri, bu sıfatları işte tam da bu yüzden başa koyuyorum. Yani Timur da ehli sünnet vel cemaat derken bunu kastettim. Hanefi mezhebine mensup bir adam derken bunu kastediyorum. Hurufili çok kendi yöresine yanına barındıracak biri değil Timur. Dolayısıyla Bedrettin orada hurufilerle fikri alışverişte bulunmasın ben de çok benim gördüğüm kadarıyla çok gerçekçi değil gibi duruyor. Yani ayakları yere basmıyor gibi duruyor. Çünkü bu varidatta da bunun izini biz sürmüyoruz. Hani yayının başına söyledim ya, Kaygusuz'da, Yaltkaya'da da bu perspektif var. O zaten panteizm meselesine ayrıca geleceğiz de vahdeti mevcut mu, vahdeti vücut mu, bu dilemmayı, bu ikilemeyi zaten konuşacağız. Ben orada şeyi görmüyorum yani. Hatta böyle yani menakıp
diline tekrar indirgeceğim. Ahlati'nin, yani bir yerde geçiyor bu kayıt, Ahlati'nin şeyi, Bedrettin'i Timur'u irşad etmesi için gönderdiği de söyleniyor. Mesela böyle de bir durum var. Ve bunların hepsi biliyorsun Ehl-i Sünnet şemsiyesinin altında. Yani bu saydığım işte adamların zeyni oluşu, Sühreverdiye'den gelişi. Yani dolayısıyla o yani hem heterodoks tırnak içinde hem işte çizgi dışı dervişlerle o şey olma, hem o batıni akımlarla, tabii ki Bedrettin bunları biliyor. Tabii ki bir alışveriş var ama kendisinin böyle olduğunu zannetmiyorum. Bunu da kendi kaleme aldığı kitaplardan yola çıkarak böyle bir yorumlamaya gidiyorum. Dolayısıyla Yasin Hocam, ben de Timur'da böyle bir yani Timur'la görüşmesinde böyle bir sahne beni çok bende çok karşılığı olmuyor anlamda. Beni çok cezbetmiyor. Tabii ki bunun bir devrim yürüyüşü öncesi programına dahil olduğunu da söyleniyor. Yanılmıyorsam ama Yaşar Ocak yine bunu kastediyordu. İşte Timur'la görüşüp Anadolu'ya ikinci bir Timur olarak gelineceği hususunu, yanılmıyorsam Ahmet hocamız söylüyordu. Mesela Kemal Tahir de bunun böyle olduğunu zanneder ama naçizane benim fikrim o yönde değil. Ben biraz daha Bedrettin'in o açıdan daha düz bir sufi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani düz bir sufi derken aslında şey boyutuyla, hani nasıl diyeyim, sıklıkla vurgu yaptığın işte o ehli sünnet ve cemaat anlayışının daha baskın olduğunu. Daha baskın olduğunu, ama bu demek değildir ki bütün ehli sünnet tek bir çatı altında. Kesin. Yani homojen bir yapıdan da bahsetmiyorum yani. Şimdi şöyle bunu biraz daha o zaman özetleyeyim. Yani şu, ya da şöyle sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim o zaman daha anlaşılır olsun. Bedrettin'i dar ağacında idam edecek kişiler de ehli sünnette. Evet. Anlatabildim mi? Hani homojen değilken onu kastediyorum. Onu dar ağacına çekip fetva veren kişiler de Hanefi'ydi yani ağırlıklı olarak. Ama öldürdükleri adam da Hanefi mezhebine mensup bir fakihti. Hani o yüzden düzden kastım biraz da orasıydı. Yani şey değil, tırnak içinde zındık, mülhit olduğu için idam olunmadı Bedrettin. Politik diyorsun. Tamamen örfen katledildi diyebiliriz bu anlamda. Dolayısıyla benim bu Tebriz chapter'ı bölümü o anlamda ben şu anki malzemeyle beni tatmin etmiyor. Çünkü Bedrettin hayatını takip edeceğiz. Yani ne Menakıbname'de bununla karşılaşıyoruz, ne Bedrettin'in ile alakalı. Zaten şey, hani araştırmacılar da orada biraz böyle daha net bir şey söylüyor. Çünkü oraya dair bir belge yok. Yani o oradan bir yorum yapılıyor. Evet, orası zaten yorumlanan alan. Zaten İsmet Zeki Eyüboğlu da diyor, Bedrettin'in en büyük tarihsizliği yorumlanan Bedrettinlerin yaratılmasıdır. Tekrar tekrar böyle Bedrettinler yaratılıyor yorumlanarak. Bu da kitabı bilgi değil. Tamamen hani daha böyle kalbi, ya böyle olsaydı. Hani Nazım'ın, biraz da ekleriz Nazım'a da. Nazım'ın açtığı yolda gösterdiği hedefteki Bedrettin'i biraz daha vücuda getiriyorlar. Böyle bir heykel tasarlanıyor yani. Ama adamın ne kendi hayatında ne de işte etrafında bulunduğu iletişim ve etkileşim halinde bulunduğu kişiler bunun bize böyle olduğunu söylüyor. Çünkü Bedrettin bu anlamda bence iyi bir sufi yani. Evet evet, o ondan şeksiz şüphesiz derler ya. Eyvallah. Ondan hiç kimsenin bir tereddütü yok. Şimdi Anadolu safhası var. Tekrardan bir geri dönüş, bir turn yapıyor Anadolu safhası da. Ve bu Anadolu safhası aslında bıraktığı gibi bir Anadolu değil artık karşısında. Oo, çok karışıklıklar var. Vurguladığın gibi aslında şehzadeler artık herkes, dört kardeş herkes bir yerde bir hak iddia ediyor. Osmanlı Devleti işte o klasik anlatılardan bildiğimiz Fetret dönemine girmiş ve Bedrettin aslında tam da bu curcunanın üzerine geliyor. Tam ortasında hem de. Evet. Buradan devam edelim. Çok güzel. Yani Bedrettin zaten Ankara Savaşı olduğunda Anadolu'da değil, Kahire taraflarında, ama Anadolu'ya yeniden döndüğünde artık Yıldırım'ın oğullarının birbirleriyle taht mücadelesinin sahnelendiği bir Diyar-ı Rum'a ayak basıyor. Yani Yıldırım'ın zorla, cebren ve kahren Anadolu Federasyonu kurduğu bütün o beylikler yeniden kendi bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bu anlamda Ege bölgesindeki Aydınoğulları, İzmiroğlu, Cüneyt Bey'i de birazdan konuşacağız. İşte kuzeyde İskenderoğulları, Candaroğulları, yani işte Sinop havalesinde. Karamanoğulları zaten hep bir Ur gibi aslında o anlamda Osmanlı ile çok şey yapacak,
Osmanlı uğraştıracak falan. Burada en Osmanlı duran tırnak içinde Rumeli. Orada çok asayiş Berkemal yani. Ama hep öğrencilere ben de derste anlattığım şey, yani bu imparatorluk ilk temellerini, köklerini burada attı. Anadolu dönüşü aslında tam da bahsettiğin Beyazıt dönemi ve sonrasına tekabül ediyordu. Ama orada da böyle bir sekteye uğradı. Ve Bedrettin işte burada Konya'dan sonra işte Karaburun, İzmir, Tire bu havalide şey yapıyor. Dolaşıyor, geziyor ve tabii ki şeyh olduğu için de halka da vaaz ediyor yani. Kendi şeyini de bu anlamda kullanıyor. İşte yine bu Bedrettin tarihçilerinin ikiye ayrıldığı noktalardan biri de burası. Yani Bedrettin bir programı vardı. Bedrettin'in bir devrim yürüyüşü mü bu rota, yoksa tamamen kendisinin çizdiği bir güzergah mı? Yani bütün bu hikayelerden bağımsız. Bence de burada mutabakata varılmayan hususlardan biri de burası. İşte Tol şeyle, Börklüce ile falan hep burada tanışacak. Börklüce Mustafa ile Sakız Adası'na gidecek. Sakız Adası'ndan çağıracaklar Bedrettin'i. Çünkü Bedrettin tanınan bir kişi. Hafız Ali'nin dediğine göre Sakız'da da birçok Hristiyan işte Müslüman olacak. Burada az önce de söylediğim gibi kerametleri havada uçuşuyor menkıbeden takip ettiğimiz kadarıyla. Yani biraz da artık sufi bir şeyh olarak sahnede Bedrettin. Kütahya, Bursa, Uludağ havalesinde Torlaklarla mülaki olacak. Torlak Kemal'le de burada tanışacak. Daha sonra tekrardan atalarının yurduna, yani çocukluğunun memleketine diyeyim, atalarının yurdu derken biraz daha Konya'yı inliyoruz sanki. Şey, Edirne'ye gidecek. Burada 1405 ya da 1407 yılındayız artık. Şey var, inzivaya çekilecek. Çünkü eşi Cazibe de ölmüş. Biraz underground bir hayat yaşayacak. Menakıbname'yi Şeyh Bedrettin Sultan'ın dediğine göre farz namazları dışında çok da halvetten de çıkmayacak aslında Bedrettin. Halkla çok bu arada temas olmayacak. Sadece belli halkasındaki kişilere bazı dersler yapacak. Böyle de bir hayatı var Edirne safhasında Bedrettin'in. Ama şeye tekrar geri dönersek, Emir Süleyman ölmüş, İsa Çelebi ortadan kaldırılmış, Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt'ın iki oğlu şu an sahnede. Yani düşman kardeşler Musa ile Mehmet. Mehmet aslında Musa'yı Karaman'dan Rumeli'ne yollayıp işte orada Süleyman'ın işini bitirmesini planlıyor. Fakat işler Mehmet'in olduğu gibi gitmiyor. Çünkü Musa Rumeli'nde büyük bir gazi desteğini de arkasına almış. Süleyman'ı yenmiş, Edirne'ye girmiş ve Edirne'yi başkent ilan etmiş. Mehmet biraz daha Bursa'da, biraz daha Anadolu'da hakim. Dolayısıyla artık devri fetretin bitmesine iki kalmış. Yani Musa ile Mehmet karşı karşıya. 1410 yılına tekabül ediyor bu söylediğim süreç. Ve o sırada Bedrettin de Edirne'de. Musa da Edirne'ye gelmiş. Kendi devletini kuruyor, kurguluyor. Mihailoğlu Mehmet Bey'i, Beylerbeyi atıyor. Şeyh Bedrettin'i kazasker olarak birazdan vazifelendirecek. Ama yine Menakıbname bize burada güzel bir hikaye anlatıyor Yasin Hocam. Diyor ki Musa bir gece rüya görmüştü ve rüyasında Şeyh Bedrettin tabii görüyor rüyasında. Bedrettin ona süt ve bal ikramında bulunuyor. Sonra sabah namazı vakti oluyor. İmamete Bedrettin geçiyor. Namazı Bedrettin kıldırıyor. Farzın ilk rekatında Rahman, diğer rekatında Fecir surelerini okuyor. Çok şaşkın bir şekilde uyanıyor. Veziri Şahmelek. Şahmelik diye de geçiyor. Onu alıyor ve bir an önce Bedrettin'in tekkesine doğru revan oluyor. Zaten Edirne küçücük bir yer. Bugün bile öyle. O zamanki Osmanlı elitlerinin mahallesinin oturduğu yerlerde 3 aşağı 5 yukarı bellidir diye tahmin ediyorum. Öyle çok büyük mesafeler kat etmiyorlar bu anlamda fiziksel olarak. Velhasıl Bedrettin'in kapısını çalıyor. Bir sabah namazı vakti. Buyurun hoş geldiniz diyor. Bedrettin içeri onları misafir ediyor. Ve balla süt ikram ediyor. Tabii ki Musa çok şaşkın. Sabah namazı vakti olduğu için Bedrettin namazlarımızı da kılalım diyor. İmamete kendisi geçiyor ve az önce rüyasında gördüğü sahne bir anda gerçekleşiyor. İşte Rahman suresiyle Fecr suresini okuyor. Bedrettin'in müritlerinden olduğunu söylenir mesela Musa'nın.
Çünkü bu keramet karşısında işte yana yakıla ayaklarına kapanıyor. Tabii ki bunları menakıbnamelerin diliyle anlatıyoruz, anlıyoruz. Hani %100 böyle olmuştur. O başka bir itikadi şey, mesele. Ben tarihi bir kesit açısından bunu söylüyorum. Çünkü en nihayetinde bu hikayenin sonunda Bedrettin Kazasker olacak. Musa. Evet, bu arada Musa'nın ekrana verdiğimiz belki gözükmüyordur. Orada küçük bir yazı var. Musa. Musa, evet. Evet üstadım, güzel oluyor. Sonra kaz asker oluyor ama Bedrettin zaten şeyde yer tarifli işaretli diye Camil Fusüleyn'de olması lazım. Orada kaz askerlik meselesinin, yani kadılık görevinin hangi durumlarda alınabilmesi hususunda şey yapıyor. Böyle bayağı bir peşrev çekiyor yani. İşte şöyle olursa böyle detaylar anlatıyor. Hani kendisinin bu işe cebren ve kahren aslında tayin olunduğunu anlatacak. Dolayısıyla bunu kaz askerliğini, Musa'nın kaz askerlik görevini kabul etmiş oluyor. İşte İsmail Hakkı Uzun Çarşılı falan bunun bu kaz askerliğini Bedrettin'in kabul etmesini şey olarak yorumluyorlar. İşte Bedrettin şehlikten şahlığa geçecekti. Dolayısıyla kafasındaki programı uygulayacaktı ve haliyle de bunu böylesi bürokratik bir görevi kabul etti. Çünkü etki alanını, nüfuzunu genişletecek diye bir yorumda bulunuyorlar. Ama dediğim gibi bu bir yorum. Yani ben bu yoruma, bu tevhile çok da katılamayacağım. Onu da ifade edeyim. Dolayısıyla Bedrettin artık Musa'nın kaz askeri. Yani bir bürokrat. Yani bir Osmanlı bürokratı o anlamda. Yargılama usulüne dair. Yani Camil Fusüleyn diye bir kitap yazıyor. Fasılların cem edildiği bir ehli sünneti kendisi söylüyor. Bunlar kendi ifadeleri. Hanefi fıkhına bağlı olarak kaleme aldığı bir eser. Ağırlıklı olarak Hanefi fıkhına da ağırlıklı olarak kaleme aldığı bir kitap bu. Burada tabii ki Camil Fusüleyn de daha halkı önceleyen bir dil, bir uygulamada bulunuyor Bedrettin. Yani onun zaten bir karizması var. Rumeli'nde bir, hani bizde şöyledir yani Yasin Hocam, muhalefetteyken böyle demokrasi, özgürlük, adalet vaat edilir ahalinin celp etmek için. Fakat iktidara geldiğinizde bu verdiğiniz sözler bir anda unutulur. Bedrettin'de öyle olmuyor. Yani bizzat Edirne'deyken nasıl ki o halkasındaki kişilere bir takım şeyleri vaaz ederken nasıl adamsa, İsmet Özel'in deyişiyle, şiirindeki deyişiyle aynı adamdır yani Bedrettin bu anlamda da. Çünkü ben artık bürokrat oldum. Buradaki bir takım oy haklarımı müesses nizamdan yana değil kullanayım demiyor yani. Gidip yine halkın rızasına uygun işlerde bulunuyor. Bu da Bedrettin'in bence karizmasına karizma katıyor. Camil Fusüleyn kitapta söylemiştim. Bedrettin bu anlamda magnum opusudur. Cevdet Paşa, Abdülaziz dönemiydi değil mi Mecelle? Yasin Hocam. Evet. Abdülaziz dönemi. Abdülaziz döneminde Cevdet Paşa'nın, alim ve tarihçi Cevdet Paşa'nın mecellesinin kodlarından biri olacak bu söylediğim kitap. Camil Fusüleyn. Atıf yapılan kitaplardan biri de Bedrettin'in bu hukuk kitabıdır. Yani Osmanlı modernleşmesine bir katkıda bulunmuş Bedrettin bu anlamda. Yani aslında birçok açıdan farklı yönleriyle katkıları şüphesiz ki çok fazla. Özellikle bu tasavvufi zümre üzerinde ve onları da konuşacağız. Onları da konuşacağız. Bir yanıyla da aslında bugün Balkanlarda önemli bir cemaat, topluluk, Kızılbaş topluluğu olarak Bedrettinler. Bedrettiniler. Ve aslında işte bir yanıyla da öyle ilginç bir figür ki Şeyh Bedrettin. Bir Sunni alim. Alim. Fukahadan. Ama onun adı ve onun karizması, onun bıraktığı miras üzerinden tamamen böyle gayri sünni bir topluluk, evet, ya da böyle bir anlayış oluşuyor. Bu çok önemli aslında. Hani tarihi böyle, hani tarihçiler, işte sen de bir tarihçi olman hasebiyle anlamaya çalışıyoruz. Eldeki bilgiler, bazen aralarda kopukluklar oluyor. Hani onu zaten belirtiyoruz. Ama bu yanıyla Bedrettin hem işte sünni olması hasebiyle gayri sünni bir topluluğa, topluluğun onun adını istim alarak bir kol oluşturması, diğer taraftan işte Osmanlı Devleti'nin
o kardeşler arası saltanat mücadelesinde birinin yanında yer alması, ailevi olarak da zaten Osmanlı bürokrasisine mensup bir ailenin çocuğu olması, belki bugünden baktığımız zaman hem bir şey diyoruz ya böyle, geriye doğru baktığımızda böyle retrospektif baktığımız zaman bu hikaye biraz şey gelebiliyor, bugünün kimlik ya da böyle kemikleşmiş kimlik algısına sahip insanlarda nasıl ya falan diyorsun yani. Nasıl oluyor falan böyle, evet. Ama işte oluyor, oluyor, işte iyi de oluyor, kötü de oluyor. Tabii biz iyisini kötüsüne karar vermiyoruz. Bizim derdimiz tarihçi olarak anlamak tabii ki. Aynen, biz yargıçlık yapmıyoruz. Sadece fotoğrafı gösteriyoruz yani. Bu eyvallah, eyvallah. Şimdi orada Musa ile Mehmet arasındaki, Çelebi Mehmet arasındaki mücadelede nihayetinde bir yanıyla da aslında hani Musa'yı destekleyenlerin sahip olduğu sosyoekonomik taban, işte tanrını yitirmişler, şunlar bunlar çok falan. Güzel. Diğer tarafta işte Mehmet'i destekleyenlerin beklentileri, yani bugün Musa kazansaydı o mücadeleyi acaba tarih nasıl yazılırdı diye düşünmüyor da değilim. Ama öyle ya da böyle bir şekilde Mehmet kazandı. Mehmet kazandı ve Mehmet'in kazanması aslında Musa kadar Bedrettin'e de bir faturanın kesilmesini beraberinde getirecek. Çok güzel. Belki, aynen belki, öyle. Belki o şeyden devam ederek hani bu mücadele, iki kardeş arasındaki mücadele ve Bedrettin'e etkilerinden. Tamam. 1410'da kaz askeri oldu Bedrettin. 1413'te yani hepi topu 3 yıllık bir kaz askerlik görevi var. Resmi bürokratik görevi 3 sene. Hemen hemen ortalama. Mehmet ile Musa karşılaşıyorlar Çamurlu Ova'da ve şey kaybediyor savaşı Musa. Ben şey demiştim, derin Bizans kazanıyor yani Mehmet'i, Çelebi Mehmet'i kastederek. Şimdi bak şöyle bir şey var, benim ilk kitabım. Evet, Musa, bu arada Musa, evet, o, evet. Yani bütün hikaye buradan çıktı aslında. Dolayısıyla burada bir bölüm var, o yüzden gösterdim. Bursa'nın Osmanlı padişahları diye. Yani 1. Osman'ın 2. Murad'a kadar şehirde metfun olan padişahlara benim bir meftuniyetim var. Bu ayrı bir şey. Yani benim anne tarafımın Bursalı benim anne tarafı ve ben gençliğim orada geçtiği için hep bu türbeler, camiler, eski bahçelerde çok dolaştım. Tam bunların şiiriyle konuşuyorum. Şey diyorlar. Ekşi Sözlük'te şey diyorlar üstadım. Yani Bursa'ya dair en ufak ayrıntıyı da bilen birisi diyorlar. Eyvallah. Eyvallah. Yani eyvallah, güzel yazmışlar. Doğrudur yani. Öbür zıvır diye yazmıştı galiba arkadaş. Doğrudur yani o anlamda, çünkü çok bu eski Bursa taslağını bayağı bir detaylı gezip şey yapmıştım. Yani Çelebi tabii ki beni de etkiliyor. Hacı Yavaz Paşa'nın kondurduğu o külliye, Yeşil Cami, yani André Gide bile, yani Fransız Dar Kapı'nın yazarı. Burası yani zekanın kemal halinde sıhhati diye tarif edecek oraları. Dolayısıyla benim hem Yeşil Türbe'de yatan kişiye hem o da yapan adamlara karşı bir zaten sempatim var o anlamda. Onu söyleyeyim. Fakat hani şimdi Bedrettin meselesi olduğu için Mehmet kazandı. Bedrettin'in hayat hikayesini kötü etkilediği için, evet, buradaki pozisyonunu göstermek açısından derin Bizans güzel şeyini yaptım. Etiketlemesini yaptım. Tabii ki Musa kaybedince senin de söylediğin gibi Yasin Hocam, Bedrettin'e de bir fatura çıkacak. Çünkü Musa'nın bürokratları artık yavaş yavaş etrafından temizleniyor. Osmanlı kroniklerinin deyişiyle Bani Sani Devlet. Devletin ikinci kurucusu olan Çelebi Mehmet restorasyon sürecine tabi tutuyor Osmanlı'yı. Ve artık ne bir çatlak ses isteyecek etrafında ne de en ufak bir muhalefette şey olacak bu anlamda. Mehmet şeyi Mihailoğlu'nu tokata sürüyor. Bedrettin'i de ilmine hürmetten bin akçe maaş bağlayarak İzni'ye nefh ediyorlar. Fakat biz maaş bağlıyorlar kendisine. Bu da önemli. Evet. Yani tabii. O kadar, aslında bu şeyi gösteriyor üstad. Kestim. Yani o kadar etkili, o kadar etkili ve karizması olan birisi ki, yani bu adamı sonda yapacaklarını başta yapamıyorlar. Yani hemen hani tiz kellesi vurula deyip siyaset edile diyemiyorlar zaten. Yani bir de hani bir göz hapsine alıyorlar. Ve bir yanıyla da maaş bağlıyorlar. Buyurun. Aynen öyle. Maaş bağlıyorlar. Yani Uzun Çarşılı yine burada. Yani Uzun Çarşılı'nın bilmiyorum, Bedrettin'e karşı büyük bir şeyi var. Tırnak içinde bir garezi var herhalde. Çünkü her hareketinden bir mana çıkarıyor. Bedrettin nefedildi ama gayet rahat yaşıyordu diyor mesela. Ama kendi Bedrettin Letaifü'l-İşarat'a Et Tehsil adıyla bir şerh yazacak. Bir kitapta yazacak.
orada kalbim demirden de olsa eriyecek diyor. O kadar baskı hissediyor üzerinde. Yani hiç böyle günlük güneşlik şarkılarını söylediği bir alan değil yani İznik onun için, Bedrettin için. Dolayısıyla Çarşı'nın bu bence yorumu da ıskartaya çıkabilir. Çünkü Bedrettin kendi bunu söylüyor. Ben bunu yorumlamıyorum. Bedrettin'in kendi yazdığı kitapta kalbim demirden de olsa artık eriyecek diyor bu baskıdan dolayı. Ya artık çünkü devamlı bir gözetim altında yani devletin baskısını orada çok yoğun bir şekilde hissediyor. Ve İznik'te bir taraftan bir fıkıh kitabına tesil, müsil yani var ya kolaylaştırıcı. Yani bazı meseleleri o kadar böyle teknik yazmış ki kendi kitabını biraz daha avamın anlayabileceği ya da müftülerin ya da kadı efendilerin anlayabileceği kıvama seviyeye indiriyor bu şerhiyle. Bir yandan bununla uğraşıyor, bir yandan da Yasin Hocam kayıp bir Kur'an tefsiri var Şeyh Bedrettin'in. Nurul Kulüp diye. Kalplerin nuru. O kayıp. Hani şeyde kitapta böyle bir sormuştum. Belki İznik'te bir evden çıkar o kitap diye. Çünkü İznik'te hala bir şeyler çıkıyor. Roma döneminden, Osmanlı döneminden falan. Bunu da öyle bir şey olsun diye sormuştum soruyu. Ama tam da bu sırada bir şey olacak Osmanlı'da. Torlak Kemal Manisa'da, Börklüce'de, Aydın Karaburun havalisinde bir ayaklanma başlatacak. Buralara gelelim mi? Hemen şunu söyleyeyim. Kesiyorum böyle arada. Çünkü yok lütfen. Bir yanıyla da kitap üzerinden feedback vermek istiyorum. Sen şey diyorsun, Buruca Kalkalım mı şey gibi. Böyle bir bölüm var. Bu bölüm başlıkları çok iyi. Eyvallah. Buruca Kalkalım mı şeyin bölümü değil mi? Evet. Şeyde. 7. bölümü. Şimdi burada bir şeye izninizle gitmek istiyorum. Ta Nazım'ın da o fiction'ını etkileyecek bir hikaye var. Şimdi Cenevizli Bizans tarihçisi Mihail Dukas'ın ismiyle müsemma kroniği var. Tarihçiler bilirler Dukas kroniği. Burada bir Börklüce'yi Perkticia diye andığı bir yer var. İlginçtir. Dukas Bedrettin'in hiç adını anmıyor. Yani Nazım bu kitapları okuduğu zaman aslında Börklüce'nin kelamını Bedrettin'in fikirleri üzerine yamayarak bir Şeyh Bedrettin destanı kalem oluyor. Buraları da o yüzden önemli. Şuradan Dukas'ın ne dediğini söyleyeyim, okuyayım. O günlerde diyor İonya Körfezi'nin ağzında bulunan dağın civarında ve Sakız Adası'nın karşısındaki Karaburun adlı yerde kendi kendine yaşayan bir köylü meydana çıktı. Bu zat Türklere fakirli. İşte burası Türk solunun çok sevdiği bir yer. Yani mal ve mülk sahibi olmamayı tedris etti. Kadınlardan başka her şeyin, Nazım tam burada nasıl şiirleştiriyor? Yarın yanağından gayrı. Her şeyde ve herkeste ortak diyebilmek için falan. Yani yiyecek, giyecek, çift ve ekilmiş tarlaların insanı arasında müşterek olması akidesini telkin ediyordu diyor Dukas. Börklüce böyle söylüyormuş. Ben senin evine kendi evim gibi, sen de benim evime kendin evin gibi girip çıkarsın. Kadınlar müstesnadır diyordu. Bu telkinler ile bütün cahil halkı ifade ederek kendi tarafına çekiyordu. Hilekarlıkla Hristiyanlarla da dostane münasebetler kurmaya çalışıyordu diyor Börklüce. Şimdi bu kitapta da dedim ya simultane duygular, genetik transfer yani bunlar Bedrettin'in kelamı mı? Müritlerine vaaz ettiği yoksa bunlar Börklüce'nin söyledikleri mi? Ya da bunlar Dukas'ın montajı mı? Şimdi bunları konuşuruz birazdan. Ben bu hani genetik arasındaki ilişki. Evet. Biraz burada. Yani bunların arasında hani dedin gitti Bedrettin oraları gezdi biraz falan böyle. Hani gerçekten de böyle sıkı bir ilişki var mı? Yani bu talimatı verebilecek kadar bir ilişki. Evet yani işte çünkü şöyle bir durum var Yasin Hocam. Bedrettin Musa'nın kaz askeri olduğunda Börklüce'yi de ketüdası olarak atıyor. Kahyası olarak yani. Onu da bir bakıma bürokrasinin içine dahil ediyor. Yani aralarında tabii ki bir muhabbet var. Ama hani işte birazdan onu söyleyeceğim. Halifesi mi, müridi mi bunlar teknik kavramlar. Ve bence başka çıkmalar var. Burada şu var. Ben de kendi kitabımda görmüştüm. Şöyle bir şey kendi kitabımda görmüştüm. Yazmıştım. Börklüce'nin diyorum fikri arkeolojisini Camil Fusile'nin üzerine yaptığımızda karşımıza şu cümle müşterek mallarda tasarrufa kapı açar mı diyorum. O da şu senin az önce yayında gösterdiğin Camil Fusile'nden bir bölüm var. Onu da okumuş olayım. Yani Bedrettin fıkıh kitaplarını ne diyor diye merak edenler olabilir. Bedrettin şöyle diyor mesela.
İki kişi arasında ortak olan eve her ikisi eşyasını koyabilir, hayvanlarını bağlayabilir. Ayrıca kişinin kendi mülkünde tasarrufuna mani olunamayacağını belirten Simavi, yani Bedrettin, başkasının mülkünde tasarruf etmenin Allah ve Malik'in hakkından dolayı haram olduğunu kaydediyor. 30 fasıllar dedi ki Camil Fusüleyn. Bu 35. fasılda bireysel olarak engel olma hakkı bulunan ve bulunmayan eylemler hakkındadır diye Bedrettin böyle bir hüküm vermiş. Bir daha söyleyeyim. İki kişi arasında ortak olan eve her ikisi eşyasını koyabilir, hayvanlarını bağlayabilir. Yani hani Dukas'ta iddia Dukas'ın da serdettiğine göre işte her şeyde yarın yarağından gayrı ortağız diyor ya. Acaba ben de şey okurken Bedrettin'in kitaplarını bu bölüm onun fikri arkeolojisinde bir örnek midir diye böyle bir soru sormuştum. Yani Bedrettin bunları vaaz etmiş de olabilir. Ya da Böklüce bunları böyle anlamış olabilir ama tarihin Ahmet Esir hocamızı bir kez daha selam edelim. Tarihin çözülemeyen bir tarih problemine dönüştüğü yerler bence tam da buraları. Yani mürşit mürit sürümünün ortak bir sürümü yani bu isyan. Onlar hakkında elimizde bir bilgi yok. Mesela şöyle bir cümle kursaydı Dukas. Bütün Perkviçiya yani Böklüce bütün bunları Bedrettin'den duymuş deseydi bile bence arada bir iltisak kurabilirdik. Ama Bedrettin hiç adını almıyor. Ki Dukas o sırada hayatta yani Bedrettin'in idam edildiğinde de yanılmıyorsam hayatta. Yani Bedrettin ismini duymamasının bence imkanı yok. Ama bunu kitabına koymamış yani. Hep Böklüce üzerine bir anlatı sürdürüyor. Bence burası da bir soru işareti. Yani ben de mesela hep zihnimde atılan çengellerden biri de burasıdır. Yani niçin Bedrettin'in adını almıyor Dukas? Ki biz bütün bu işte ortaklık, mülkiyet ortaklığını biz bu adamın yazdıkları üzerinden aslında neredeyse ilk olarak Dukas'tan öğreniyoruz. Hatta Nazım da buradan yola çıkarak yazacak demiştim ya destanını. Ama mesela Bedrettin'in adını anmıyor. Peki şey mesela ne söylüyor? Nasıl? Ondan bir 100 yıl sonra takribi o dönemlere denk gelen yani o zaman aralık. İşte mesela Osmanlı'nın meşhur Şeyhu İslamları var. İbni Kemal var. Efendime söyleyeyim. Ebu Suud Efendi falan var. Mesela ne diyorlar? Herhalde 500 yıl sonra söyleyen insandan biraz daha tarih olarak yakın oldukları için buna dair bir ifadeleri, beyanları var mı? Yani benim hatırımda olduğu kadarıyla yok. Sadece Osmanlı kroniklerinin Bedrettin isyanıyla alakalı Böklüce'nin peygamber olduğunu ve işte Bedrettin'in de şehlikten şahlığa geçtiğini, bundan sonra sancak benim altındadır, Böklüce ile işte Torlak benim halifemdir, onların sancağı altına gelin dediğini söylüyor ama ben bunlara hep itiraz ediyorum yani şeyde. Yani ben devletin yazdığı tarihleri ne önemsiyorum ne küçümsüyorum bu anlamda. Yani ortalama bakarak bir yola girip bir şeylerin karşıma çıkmasını düşünüyorum. Çünkü yani şimdi Aşık Paşazade, Kemal Paşazade, İdrisi, Bitlisi, Neşri, Oruç Bey bunlar hep 2. Beyazıt döneminde kaleme alınacak tevarihlerin müverihleri. Dolayısıyla 2. Beyazıt'ın devri saltanatında yazılmış metinler tırnak içinde onaydan geçmiş metinler. Tabii ki isyanlar burada yüceltilmeyecek falan. Bunların hepsini anlıyorum ama yine de ben buralarda hep böyle bir acaba soruları işaretlerinin önünde yürümeyi tercih ediyorum. O anlamda sorduğun soruya cevaben Dukas gibi mülkiyetin ortaklığı hususunda benim gördüğüm, varsa gözden kaçmışsa tavsiye edebilirim bu bilgilerimi. Osmanlı kroniklerinde böyle birinci de kaynaklarda böyle bir çıkma yok. Fakat daha sonra işte Tanzimat'tan sonra Osmanlı'nın son dönemlerine doğru gittiğimizde Hamer'le de biraz da başlayacak. Böyle bir tırnak içinde komünist yakıştırması olacak. Onu merak ediyorsan Yasun Hocam onu söyleyebilirim. Şey diye hani ben İbn Kemal çok aklıma gelmedi ama Ebu Suud Efendi de hatırladığım kadarıyla biraz bu Bedrettin'i cemaatinden falan bahsedip bu içki içmeleri meselesine herhalde değiniyordu. Diğer taraftan da işte Bedrettin'in yanılmıyorsam yani hani bu konuyu daha iyi bilenler tabii düzeltsinler daha vakıf olanlar. Bir yanıyla da aslında neden bahsediyordu? Yanılmıyorsam varidatından bahsediyordu. Varidatından evet. Ebu Suud ondan bahsediyordu. İbn Kemal ne söylüyordu şu an aklıma gelmedi ama
En nihayetinde hani şeyi görüyoruz, hani Bedrettin öyle ya da böyle Osmanlı uleması tarafından da sonraki yüzyıllarda da bilinen birisi. İşte diyorsun ta şeyden bahsettin, 1860'lardan bahsettin, işte Mecelle'ye kadar giren birisinden bahsediyoruz. Yani öyle zındık ya da mülhük denilerek meseleyi biraz aslında şey boyutuyla da düşünüyoruz. Hani heterodoks ya da gayri sünni topluluklar boyutuyla düşünüyoruz. Ama bazen şeye denk geliyorum, böyle aşırı sünni reflekslerle hareket edenlerin de böyle Bedrettin'e dair böyle fütursuzca bu tür lafları ettiklerini falan böyle. Yani ta o dönemin Osmanlı uleması bile yer yer hani bu adamın nasıl bir kalibreye, nasıl bir çapa sahip olduğunu bilerek, aslında bir yanıyla da sözlerini tartarak konuştuğunu bir dönemden bahsederken, bugün ne yazık ki hani Bedrettin'e yönelik de böyle fütursuzca bir şey var ve bir yanıyla da aslında onların beslendiği şey de solun inşa ettiğini tersten okumak. Yani tam olarak yani, öyle. Bu kişi komünist değil ama komünal bir yaşamı telkin ettiğine yönelik bir algı oluşmuş. Sağda biraz bunun üzerinden Bedrettin'e ya da muhafazakar kesim Bedrettin'e yönelik ne yazık ki bu tür lafları boca edebiliyorlar. Evet, demiştim ustadım. Ya Necip Fazıl yazsaydı Nazım değil de Şeyh Bedrettin Esra'nın türbesi ziyaret edilirdi yani. Bu tamamen kesinlikle dediğin gibi algıyla alakalı bir şey. Evet, Nazım değil de Necip Fazıl yazsaydı bugün farklı bir noktada olurdu. Evet, kesinlikle. Ben bir gözünü kestim. Lütfen oradan devam edersen. Şimdi tabii Böklüce Ketüdası bu adamın. Evine girip çıkan bir adamdan bahsediyoruz Şeyh Bedrettin'in. Dolayısıyla çok yakınında. Yani torunların işte Hafız Ali'yi ona emanet etmiş. Çünkü İsmail Edirne'ye gittiğinde oğlu Bedrettin'in hacca gitmek istediğini söyleyecek babasına. Hacca gitmesine izin verecek İsmail'in. Fakat İsmail ölecek. Nizar kasabasına defnedecekler. Nizar Böklüce'nin memleketi. Dolayısıyla hani böyle aralarında bir hep bir bağ var, bir bağlantı var. Halil Böklüce üzerinden Bedrettin'in yanına getirecek İznik'e falan. Hep böyle bir aralarında dostane ilişkiler söz konusu. Yani bu iki kişinin birbirinden ayrılmasından falan bahsetmiyorum ben. Yani mesela Osmanlı kroniklerinde de var o. Ve Menakıbname-i Şeyh Bedrettin'e de var. Yani benim dedem aslında tamamen masumdu. Hep bu Böklüce ile Torlağ'ın başının altından çıktı bu isyanlar falan diyor Hafız Ali. Şimdi mesele tam öyle mi? İşte bu çözülemeyen tarih problemlerinin olduğu yerlere doğru artık gidiyoruz. Konsensüs artık burada kaybolacak. Çünkü herkes başka bir şey söyleyecek birazdan. Çünkü bir isyan çıkınca ortada, Osmanlı'yı da epey zorlayan bir isyan olunca bir saflaşma, bir kamplaşma olacak. Ama şöyle bir durum da var. Bedrettin Böklüce'nin ve devamında Torlağ'ın huruca kalktığını duyduğunda İznik'i terk etmek istiyor. Hı hı. Yani torununun beyanına göre hacca gitmek istediği için böyle bir yönelişte bulunuyor. Fakat alel acele bir yine Bedrettin'in kaçışlarına bir örnek veriyorum. Bedrettin hemen bir an önce İznik'i terk ediyor, Sinop'a geçiyor. Sinop'ta İsfendiyaroğlu'yla görüşüyor. Orada kendisinin Tatar iline gitmek istediğini söylüyor. Menakıbı Şeyh Bedrettin Sultan'da da Mısır'a tekrar gidip postuna yeniden oturup oradaki tekkede irşat faaliyetlerini sürdüreceğini söylediğini falan kaydediyorlar. Şimdi bu saatten sonra söyleyeceğim her şey dediğim gibi bir üzerine mutabakata varılmayacak meseleler. Yani Bedrettin Rumeli'ne geçecek. Bindiği gemi çünkü onu Evrak sahillerine bırakacak. Bedrettin Rumeli'nde gerçekten bir isyan hareketini mi örgütecek? Bir elebaşılık mı yapacak? Çünkü Michel Balive de burada böyle söylüyor. Biz siyaset olarak Bedrettin'in pozisyonunu saptayamadık diyor. Çünkü Bedrettin'in hayatı bize bu sufreleri vermiyor. Buraları bence mühim. Evet, Balive'nin kitabı Tasavvuf ve İsyan'da. Ve Balive bu kitabı 2000 yılında yanılmıyorsam yazıyor. Bu eserin neşrinden 12 yıl sonra, 2012 yılında Kültür Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ön ayak olmasıyla Hacı Apaydın'ın da editörlüğünde Bedrettin'in Arapça kitapları Camil Fusüleyn, Letaif-ül İşarat ve Et-Tesil Türkçe'ye çevriliyor. Balive ne diyordu? Biz Bedrettin'in
yapıtlarına bakmadan onun bir asi, bir elebaşı olduğunu öğrenemeyeceğiz diyor. Şimdi yapıtlarına bakıyoruz, böyle bir adam da çıkmıyor. Yani hep böyle bir ikilem arasında gidip geliyoruz. Yani ne Camil Fusüleyn'de bir isyan var. İsyancılar bölümü var yani. Onu ben dipnota koymuştum. Her şeyi de buradan söylemeyeyim. Kitapta biraz da meraklısı takip etsin kitaptan. Ama hani kendisinin bir isyan hareketine girişine dair bence elimizde bu anlamda güçlü malzemeler yok. Bir de Yasin Hocam, isyan, asi, huruç, zındık, mülhit, bu tarz etiketlemeler müesses nizamın karşı tarafı bir ambalaja sokmak için kullandığı kelimeler. Yani şimdi mesela Böklüce Mustafa'yım ben. İzmir havalisinde Cüneyt Bey de benim yanımda. İzmir oğlu. Ben burada bir öz savunma yapıyorsam bu isyan olabilir mi? Benim nazarımdan, benim cephemden baktığımda bence hayır yani. Ben burada bir öz savunma yapıyorum. Çünkü Mustafa Akdağ da öyle diyor. İçtimai ve iktisadi olarak Ege'de bir bunalım var. Fetret döneminden çıkmışsınız. Yeni bir devlet kuruluyor ve vergi üzerine vergiler geliyor. Tımarlar yeniden birilerinin elinden alınıp birilerinin eline veriliyor. Dolayısıyla halkta bir bıkkınlık söz konusu. Şimdi adam elindeki orakla, çekiçle, hani biraz da Sovyetik imgelerle konuşayım, Osmanoğullarının askerlerine yürüdüğünde bu isyan olmaz. Bu anlamda baktığınızda, hani müesses nizamın gözüyle, diliyle, ağzıyla konuşmadığınızda bu bir isyan olmaz. Bir öz savunma da olabilir. Ha, Böklüce bunları söyledi mi? Bedrettin kelamı etti mi? Onlar da flu. Yani onları da tam net olarak bilmiyoruz. Bu sadece Dukas'ın söylediği bir şey var, bölüm var. Orada da Bedrettin adını anmıyor az önce de söylediğim gibi. Ya, tamamen böyle bir aslında şey var, bir provokasyon var yani. Bu Bedrettin dendiğinde onun akıp giden sahnelere baktığımızda. Bir de ilginç bir şey daha söyleyeyim. Şeyh Bedrettin'in müridi Böklüce Mustafa'nın Tasvir-i Kulüp diye bir kitabı var. Bunu yazan Böklüce Mustafa mı yoksa başka bir Mustafa mı, bu konuda da bir konsensüs yok ama hani ağırlıklı olarak şeyde düzenlenmişti, hatta açılış konuşmasını Ahmet Eşar Ocak yapmıştı. Uluslararası Böklüce Mustafa Sempozyumu İzmir'de 2016 yılında, 15 Haziran 2016'ydı galiba. Orada bu Mehmet Işıktaş'tı galiba beyefendinin adı. Eğer ismini yanlış telaffuz ettiysem lütfen beni bağışlasın. O Tasvir-i Kulüp'ün Böklüce'nin elinden çıktığını büyük ihtimalle söylemişti. Tasvir-i Kulüp da bildiğin nefislerin terbiyesi kitabı yani. Sufi kitabı. Hani hiç de öyle yapıt bu anlamda da komünist manifestoya el vermiyor. Bu anlamda da bir şey Marksist... Şimdi peki oraları konuşacağız. Bu şey faslını belki bitirip hani işte isyan gerçekleşti ki zaten yani yine Dukas'tan bildiğimiz kadarıyla defaten işte Osmanlı'nın ordularına yönelik değil mi gönderilen, daha doğrusu üzerine gönderilen askeri gücü yenilgiye uğratan lokal şeylerde diyelim hani muharebeler. Direnişler. Evet, en neticesinde de yenilen bir isyan yani tırnak içinde isyan. Meşru bir isyan olarak görüyorlar. Çünkü senin de çok iyi ifade ettiğin gibi hani belirleyici olan nereden bakıldı değil, nasıl bakıldı. Evet. Onlar durduğu noktadan gayet de meşrular. Böyle bir hakların olduğunu düşünüyorlar. Peki bu süreç nasıl neticelendi? Yani Bedrettin işte bu sırada İznik'te, göz hapsinde. Belki onun şeyini de ekrana verelim. Şakayık Nümaniye'deydi değil mi bu? Evet, doğrudur. 16. yüzyılda işte orada kalede Bedrettin Süleyti bir demir pencerenin parmak kırıklarının arkasında göz hapsinde temsilen çizilmiş. Buyurun, buradan belki. Bayağı da Osmanlı uleması olarak çizmişler yani. Hiç böyle tırnak içinde bir Alevi dedesi gibi de durmuyor. Fark ettin mi yok, mesela? Yok, evet. Böyle hani bir Osman yani şey senle yayından önce konuşmuştuk ya, bence demiştim Osmanlı'nın bir ehli sünnet alimini asması bir skandal demiştim yani. Tam da onun fotoğrafı aslında bu. Ki Osmanlı onu da çok yapacaktı böyle hani özellikle bu 16-17'lerde falan bunu yer yerde yapacaktı. Çünkü Osmanlı için din aslında bir yanıyla da siyasete angaje olmuş bir aparat. Tabii aparat ve şey enstrüman kullanıyor. O anlamda. Şalvarı şaltak Osmanlı, yeri kaltak Osmanlı, eken de yok.
biçen de yok, yeme de ortak Osmanlı diye de bir Çepni türküsüne daha sonra değil mi? Evet, dönüşecek evet. Bu hikayeler. Aslında bir türkü bazen bütün o anlatıları yıkıp geçebiliyor yani. Bir sazla çaldığınız bir değiş, bir şey, nefes. Velhasıl Bedrettin, bak bu şeyler önemli bence. Tasvirli kulüp Böklüce'nin elinden çıkma mı yoksa onun elinden çıkmadı mı? Burası flu ama yine de böyle bir kitabı olduğunu not edelim bir tarafa. Yani bu bilgi cebimize dursun. Tıpkı Varidat'ta olduğu gibi. Yani ne anlatıyor Tasvirli kulüpte? Dediğim gibi nefislerin terbiyesi. Hani Zahid Kotkuların yazdığı kitaplar gibi yani. Bugün işte Ehl-i Sünnet ulemanın, alimlerinin kaydettiği bildiğim normal her yerde işte Cağaloğlu'nda satılan kitaplar gibi kitaplar bunlar. İşte bir Müslüman nasıl olmalı, günahları terk etmeli, iyi insan olmalı falan böyle bir şeyi var. Böklüce'nin de yazmış olduğu kitap var. Bunlar bence yani bir de hikayenin... Torlak var orada. Hani nasıl? Torlak Kemal, pardon. Torlak Kemal de Manisa valisine isyan edecek ama Böklüce'ninki çok güçlü bir isyan ve Osmanlı'yı da yenecekler en başta. Sonra tabii işin nezaket kazanması nezaket kazanınca mesele Beyazıt Paşa, o da çok enteresan bir figür. Menakıbname'de torunu Bedrettin ona beddua ettiğini söylüyor falan. Beyazıt Paşa ve Fatih'in babası 2. Murat, Şehzade Murat yani o günkü isimlendirmesiyle sahaya gelecekler ve Osmanlı büyük bir kuvvetle bu isyanı tırnak içine söylüyorum, bastıracak. Böklüce'yi de çarmıha gelecek Selçuk'ta. Yani biraz İsevi kardeşlerinde de sanki biraz gözdağı var. Yani o birlikte yaşama formülüne karşı bir suikast varmışçasına bence bir tavrı var Osmanlı devlet aklının. Torlak da tabii ki Manisa'da yenilgiye uğrayacak. Bedrettin bu arada İznik'ten gitti. Yani bu savaşlar, bu kalkışmalar devam ederken, bu vuruşmalar sürerken Sinop'a gidiyor. Sinop'a gittiğinde Tatar iline gitmek istediğini söylüyor. Şimdi ta hikayenin başına dönelim. Tatar ilinde yani ya da Orta Asya'da kim var? Kadızade Rumi var. Çocukluk arkadaşı. Doğru mudur? Yani çocukluk arkadaşının memleketine gitmiş olamaz mı? Bu bir soru. Olabilir. Çünkü biz hikayenin bir yerinde şöyle bir şey karşımıza denk geliyor. Konya'dan sonra ayrıldığı ya yolları Müneccin Feyzullah'tan. Biri Semerkant'a gitti. Diğeri Kıhayre'ye indi ya. Şöyle bir durum var. Aralarındaki muhabbet, mektuplaşma devam ediyor. Camil Fusüleyn'i kaleme aldığı zaman Bedrettin, Kadızade Rumi zengin bir tüccarın eliyle bu kitabı aldırıp Semerkant'a getirtiyor. Yani arkadaşının yazdığı kitabı okuyor. Yani birbirlerinden haberdarlar. Dolayısıyla aralarındaki etkileşim Konya'da kalmıyor. Tekrarlanıyor. Birbirleriyle olan muhabbetleri süre geliyor bu anlamda. Dolayısıyla hani ben kitabın sonunda romantik bir suali tarihin yakasına iliştirin dedim ama bu aslında kazıdığınızda çok da romantik de olmayabilir. Biraz gerçek bir payı da var. Çünkü Bedrettin kaçmak istiyor ve Menakıbname-i Şeyh Bedrettin Sultan dediğine göre de Mısır'a inip şeyde Kahire'de posta oturmak istiyor. Yani aslında politik bir şeyi yok bu anlamda. Yani hikayeyi böyle okursak en azından öyle söyleyeyim. Bu perspektifle öyküye bakarsak Bedrettin'in çok da öyle şehlikten şahlığa geçme gibi bir bence gayesinin olmadığı da eğer uzun çarşılı gibi gareziniz yoksa Bedrettin'e böyle bakabilirsiniz yani. Ama Bedrettin ne hikmetse Menakıbname'nin yazarı da öyle diyor. Ne hikmetse gemisi Eflak'a çıkıyor ve Romanya'da Sarı Saltuk'un tekkesine gidiyor Bedrettin. Şimdi biz Varidat'ı buradan işte takip edebiliriz. Bedrettin'in burada agresif bir dili var. Çünkü ta İznik'teki gözetim altında tutulduğu demlerden beri devletin baskısını üzerinde hissediyor ve bu anlamda tansiyonu çıkmış, motivasyonu düşmüş. Bir gerilim var yani Osmanoğullarıyla arasında. Bunu da varidlerden aslında şey yapabiliyoruz, takip edebiliyoruz. Ama etrafında toplanan kalabalıklar var. Musa'nın eski yoldaşları var, eski gaziler var, Hristiyan feodal beyler var, tımar verdiği kişiler var ahaliden Bedrettin'in yanında. Ve çizgi dışı dervişler yani heterodoks dervişler de bu görüntünün içerisinde yer alıyor.
şey Hafız Ali çok komik bir tanımlamada bulunuyor. Hergelelerde dede etrafını, burası da bence tarihin böyle çok muzip taraflarından bir tanesidir. Hergele olarak adlandırdığı kişilerde işte bu muhtemeldir ki heterodoks dervişlerden, yani kalenderi dervişlerden falan kastediyor. Uzun Çarşılı mesela tam burada, tam bu sahnede bu hurucu ısrarla bir Alevi kıyamı olarak nitelendiriyor. Çünkü Bektaşiler yoğun bir şekilde Rumeli'ndeler ve Bedrettin'in halkasının etrafında bir bugünkü tabirle Alevi oluşumu, etkileşimi görebiliyoruz. Zaten Bedrettin'den sonra yoluna devam edecek Bedrettin Ocağı'nın bir Alevilik, Bektaşilik içerisinde eriyeceğini de söyleyeyim. O hikayelerin kökeninde biraz bu Rumeli'ndeki zamanlara tesadüf ediyor Yalçın Hocam. Böyle bir durum var. Deli Orman'a, Ağaç Denizi'ne çıkıyor. Böklüce ile Torlağ'ın yenildiği haberi ulaşınca şeyin etrafındaki, Şeyh Bedrettin'in etrafındaki kalabalık da dağılıyor. Hı hı. Bu sırada şimdi tarihin ilginç noktalarından birine daha gideceğiz. Burası da çok ıskalanıyor ve gözden kaçıyor. Osmanlı kroniklerinin Düzmece diye adlandırdığı Mustafa Çelebi, yani Yıldırım'ın hakikaten gerçek oğlu olan Mustafa Çelebi, o da Rumeli'nde. O da Eflak Voyvodası Mircihan'ın güvenlik sahasında, güvenlik koridorunda kendisine yol bulmuş. O da Osmanlı'yı son kez yenmek üzerine sahneye çıkmış. İlginçtir, Çelebi Mehmet de tam o sırada Rumeli'nde. Yani bütün o şeyde, masada şeyler dağıtılmış, o satranç tahtasında herkes bir hamle yapacak, birbirinin pozisyonuna göre ilerliyorlar. Bedrettin orada, Mustafa Çelebi orada, devletin ikinci kurucusu Çelebi Mehmet de orada. Ve yine ilginçtir ki otağını Serez'e kurmuş Çelebi Mehmet. Serez'i biliyoruz, Bedrettin'in idam olunca yer. Etrafındaki kalabalık dağıldı, Bedrettin zaten çok bunalmış bir vaziyette. Menakıbname yazarının ağzıyla hergeleler etrafında cirit atıyorlar. Bu sırada Musa Çelebi, kapıcı başısı Elvan Çelebi'yi Bedrettin'i paketlemesi için gönderiyor. Bedrettin tabii ki yıldızlara bakmış. Hatırlayalım, Kadızade-i Rumi ile yıldızlara bakıyorlardı Konya'da da zaten. Birbirleriyle böyle de bir şeyleri var. Eskiye dayanan gelenekleri var. Yıldızlara bakıp işte bu geleceği okumak değil de halin nereye gideceğine dair bir ipuçları keşfetmek gibi diyelim. Bedrettin tabii halinin iyi olmadığını görüyor. Atını atlıyor, Serez'e doğru yol alıyor. Tabii ki Çelebi Mehmet'le karşılaşıyor. Buraya kadar bundan sonrasını devam edeyim mi? Burada yani zaten ele geçiriliyordu. Ele geçirildikten sonra bir yargılama süreci başlıyordu. Evet. Şimdi birazdan başlayacak. Tamam. Buyurun lütfen. Çelebi Mehmet'le karşı karşıya geliyorlar. Benzin sararmış. Neden diyor Şeyh Bedrettin'e. Evet. Şeyh Bedrettin'e cevaben... Radif'in vardı değil mi? Radif'te mi vardı? Yok. Radif'in romanında da var. Bu ama doğru. Yani Menakıbname'den süzülen bir şey. O kurmaca değil yani. O meşrutmaya yakınken sararır diyor. Bir daha tekrarlar mısın? Ben araya girdim orada. Estağfurullah. Benzin sararmış, yüzün sararmış diyor Şeyh Bedrettin'e Çelebi Mehmet. Simameni de hitaben diyor ki güneş batmaya yakınken sararır. Yani idam olunacağını anlıyor. Ama sabah yeniden doğar diye bir sözü de var mı? Şey öyle der ya. Orası hani... biraz kurgu olabilir. Roman kısmı orası olabilir. Bali ve mesela buradaki şeye çok dikkat çekiyor. Yani Osmanlı tarihçilerinin görmediği yerlerden biri de Mustafa Çelebi ile Bedrettin askerleri acaba birlikte son kez hücum edip edilecekler miydi diye bir soru soruyor. Çünkü Mustafa Çelebi'nin oradaki etkileşimi çok göz ardı ediliyor. Çünkü Mustafa Çelebi işte Bizans'ın yardımıyla sahada Mircea orada şey yapmış. Çelebi Mehmet'i son kez böyle üzerine bir sefer düzenleyebiliriz mi diye aslında bir takım politik manevralar var. Fakat Ahmet Yaşar hocamız enteresan bir şey söylüyor. Yani devlet kurulmuş, artık restorasyon sürecine girilmiş olmasına rağmen ve bu ortadayken Bedrettin neden huruca kalksın diyor mesela Ahmet Yaşar Ocak Zındıklar Mülhitler'de. Mesela bu da önemli bir soru. Tam da adını andığımız hocamızın veciz ifadesiyle çözülemeyen tarih problemi işte tam buralar. Yani gerçekten mesela düşünemiyorsun hocam, bitmiş
Neden tekrardan huruc etsin ki yani? Çünkü güç çok elinde. O etkinlik alanlarını kaybetmiş. Devlet çok güçlü bir şekilde artık yeniden şey yapmış. Kendisini sahada gösteriyor. Anlamda politik olarak da. Çünkü Mehmet kalmış bir tek Yıldırım'ın oğlu olarak ayakta. Ve devlet onun üzerinden devam edecek falan. Niçin böyle bir huruca kalkışsın ki? Bu da bir soru. Ha, evet kalkışabilir. Belki son bir deneme yapılacaktır da denebilir. Bunlar hep ihtimaller denizi yani. Velhasıl niçin Ulul Emre itaat etmedin diye soruyor Selim Mehmet. Peki sen neden Allah'a itaat etmedin diyor. Yani neden bana karşı geldin diyor Celal Mehmet. Sen asıl Allah'ın sen neden karşı geldin diyor. Neden karşı geleyim ki ben diyor Celal Mehmet. Ben diyor Bedrettin hacca gitmek istedim. Sen benim yolumu kestin. Hiç haktan reva mıdır hak yoluna gidecek birinin yolunu kesmek diye bir ifadede bulunuyor. Mahkeme kuruluyor. Bedrettin suçlamaların hiçbirini kabul etmiyor ve reddediyor. Bu da mesela benim yani Bedrettin tamamen isyan etmiştir cümlesine yaklaşamama nedenlerinden biri de burası. Yani Menakıbname yazarı bize bunun böyle olduğunu söylüyor. Bedrettin suçlamaları reddettiği gibi isyanla bir iltisakın olmadığını da söylüyor. Hani bunu daha önce de söylemiştim. Bedrettin son kertede bir sufi ve mertliğin Ali'den, siyasetin Muaviye'den kaldığına inanan bir adam. Dolayısıyla orada dar ağacına çekilirken hiç de öyle geri vites falan yapmaz yani. Bütün bu hukuk kitaplarını yazmış, bütün bu varitleri, müritlerini vaaz etmiş bir adam. Evet kardeşim ben isyan ettim ve yenildim deyip hadi çekin beni dar ağacına der. Şayet böyle bir isyan hareketinin içerisinde tırnak içinde elebaşı olsaydı. Yani Bedrettin'in derdi yenilmek falan değil. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Yenildiğinizde hemen aman efendim sepet efendime böyle bir çeviriyorsunuz ama Bedrettin'in karakteri de hayatı da buna ters, buna muhalif zaten. Adamın bütün sistemini bunun üzerine kurmuş yani. Ve babası Gazi bu adamın. Hani bir Osmanlı eliti. Hani niye şey yapsın, ele tek öpsün yani. Yenildim. Hani şey var anlatırlar ya Reşat Ekrem Koç'u. Merzifonlu Viyana kuşatmasından sonra kellesini alacak. Evlat demiş şeye, evlada vazifeni güzel yap. Yani böyle çok artistçe bir şey. Yani ve al beni evlat der, vazifeni güzel yap der. Geç ama Bedrettin bunları reddediyor. Bir de şimdi belki sen de zikredeceksin. Bedrettin'in idamında işte Sadreddin Taftazani'nin öğrencisi Mevlana Hayderi Herevi var efendime söyleyeyim. Sonra bir de diğer ulemadan bir kişi daha vardı. Fahrettin Acemi. Yani ki o şey Haydara şey Harevi başlangıçta adamın ilmine o sorgulamalarda o şeyine büyük bir hayranlık duyuyor. Gidip iki gün Bedrettin'le görüşmek için sultandan izin alıyor. Ve öyle ki idamını esas isteyen kişi eski dostu. Fahrettin Acemi. Evet. Maalesef öyle bir durum da var. Fahrettin Acemi'nin fetvasıyla idama ediliyor. İşte yine Menakıbname'nin de söylediği gibi kanı helal, malı haram fetvasını Bedrettin de kabul ediyor ve dar ağacına serezde çekiliyor. Ama Sufi çepere tekrardan gidelim. Oradaki gözlüklerle okuyalım. Zaten şeyhin insilah haline yani ruhunun gidip geldiğini, baygınlık geçirdiğini, hapşırdığını ve tekrar nabzının attığına kendi müritleri inanıyorlar. İşte birkaç kez, 7 kez insilah hali yaşamış Ağaç Denizi'nden Serez'e gidene kadar. Dolayısıyla en sonunda Bedrettin'in 2 rekat namaz kılıp, abdest alıp 2 rekat namaz kıldıktan sonra ruhunu teslim ettiğini, aslanın tıpkı bir fetvada olduğu gibi bir suret olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla Bedrettin Serez'de dar ağacına çekildiğinde zaten ölmüştü deniyor. Ona inanan sufilerin böyle bir itikadı var. Onu da burada söylemiş olayım. Bedrettin suçlamaları reddettiği gibi Menakıbname işte Bedrettin'in ilginç bir şey de var. Yani onun neden zındık olmadığına delalet bence. Bir delil var burada. O da şu. Peygamber Efendimiz'i Muhammed Mustafa'yı görüyor rüyasında. Varidat kitabı nerede diye soruyor. Muhammed Mustafa Hazreti Peygamber. Al gel işte etrafında Cihar Yarı Güzin var. 4 halife. Ebu Bekir, Ömer,
Osman Ali efendilerimiz hepsi orada halkanın içerisindeler ve de burada mesela ilginçtir, Varidat kitabını dedemin rüyasında Hazreti Peygamber söyledi falan diyor. Yani o kitapta söyledim, şayet dedim bu bir ehli sünnet kurgusu değilse bu hikaye de bize bir şey söylüyor. İşte döşeğimize geliniz, rahat bulunuz, huzur bulunuz diye gayet böyle rahat bir şekilde uyanıyor şeye sabaha ve idam olmuyor Bedrettin Serez'de. Bedrettin'in idam tarihiyle alakalı da yine bir mutabakat yok. İnnehu meczubuhu diye Şeyh Bedrettin'in torunu tarih düşürüyor. Tam da zaten bu arada Bedrettin tarihin yanlış tarafına düşmüş oluyor. 1415'ten 1422'ye değin bir tarihlendirme söz konusu ama galiba 1416 ya da 1420 iki tarihten biri Bedrettin'in idam edildiği tarihtir. Dediğim gibi bu konuda da bir mutabakat yok. Yani Enver Behnam Şapolyon'un Tarikatlar Mezhepler kitabında 1422 var. 1415 diyen tarihçiler var. Bu şeye Hafız Ali'nin düşürdüğü tarihe güvenerek ama 16, 17, 18, 19, 20'ye değin de süren bir tarihlendirme söz konusu. Velhasıl kelam Bedrettin Serez'de dar ağacına çekildi ve şeyde ne derler ona, Serez eski caminin de yıkadılar. Kara Hamza Camii'ne de defnettiler. Esrarına vakıf müridi Mecnun'un gayretleriyle şeyhin bir gece ipte sallanan ölüsü alınıp yıkandıktan sonraki süreci anlattım. Şeyh artık Serez'de ve üzerine türbe bina edilmiş vaziyette. Evet, şimdi belki biraz da böyle bir 5-10 dakikada şey üzerine konuşmak iyi olur. Neredeyse 2 saate doğru gidiyoruz. Güzel de oluyor. Şimdi bu işte Şeyh Bedrettin isyan etti etmedi, Mustafa'yla, Torlak Kemal'le ilişkisi neydi falan meselesini anlattın aslında bir yanıyla. Şimdi hep tartışıla gelen şey işte Şeyh Bedrettin, yani biz program içerisinde defaten bunu söyledik, bu bir İslam alimi, bir Osmanlı alimi, mutasavvufu ve kaleme aldığı önemli çalışmaları var. Şimdi ben aslında sen demin de şey yaptım, böyle bir esrime hali içerisinde olduğunu da yer yer sanki hissediyoruz gibi. Ben istersen, sen de müsaade edersen bir ekrana bir şey vermek istiyorum. Tabii. Şimdi bu Abdülbaki Gölpınarlı'nın Varidat çevirisinde Şeyh Bedrettin'e isnat edilen bir hadise diyor ki, biraz okuyayım belki ekranda okuyamazlar. Bir gece oturuyordum, bir pervane geldi, mumun çevresinde dönmeye başladı diyor. Derken kendisini muma birkaç kere çarptı, adeta yandı, yere düştü, hiçbir hareketi kalmadı. Bir zaman düşündüm, onda yaşayış belirtilerinden hiçbir belirti görmedim, öldüğüne hükmettim. Sonra da Abu Yezid'in bir karıncaya üfürdüğü, onun dirilttiği aklıma geldi. Pervaneyi aldım, üfürüğümle dirileceğine tam bir inançla üfürdüm ona. Hemencecik dirildi, evvelce olduğu gibi uçmaya koyuldu, sanki ateşe çarpmamıştı hiç. Bunu inkar etme, çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter diyor. Yeter. Evet, şimdi burada ki Bedrettin, tabii bu sadece bu varidatın içerisinde benim yıllar önce not aldığım bir şeydi. Buradaki Bedrettin'den bir materyalist çıkmaz. Yaşa, ben de zaten bunu söylüyordum yani. Varidattan zaten çıkmaz yani, bir evet. Bedrettin çıkmıyor orada. Zaten işte demin de gösterdiğim gibi işte Letaifül İşarat'ta da böyle bir şey yok. Çünkü sürekli ve sürekli bir meseleyi tartışırken farklı farklı İslam fakihlerinin, alimlerinin bu meseleye dair ne söylediğini ve aslında işte meseleyi tartıştığı kaynaklarda işte bizim hep o dediğimiz 4 meşhur İslam fıkıh okulunun işte Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hanbelilik falan bunlar ne dediler falan, onun içerisinden bir sentez çıkartıyor Bedrettin. Aynen öyle. Biraz belki de Bedrettin'in dünya görüşünden biraz bahsedelim. Yani dünya görüşü derken bir materyalist miydi? Bir materyalizme dair bir şey var mı? Panteist miydi ya da? Panteist miydi? Evet. Vahdeti vücutçu muydu? Vahdeti mevcutçu muydu? Neydi yani? Şimdi bu benim bu konular benim ahkam keseceğim konular değil. Onu öncelikle söyleyeyim ama Şeyh Bedrettin'i kitabını yazarken haliyle onun bu sufi veçesine de baktım ve işte vahdeti vücut, vahdeti mevcut alakalı ilgili kitapları, makaleleri okudum. Ne anladıysam da onları zaten kaydettim. Hem Ahlati'nin tavrı, hem Bedrettin'in senin de az önce okuduğun varitten
yola çıkarsak bunun vahdeti vücutçu olduğunu bence söyleyebiliriz. Bazı yani şimdi muhtemelen o izleyenler arasından varlıklı okuyanlar vardır ve onlar da varlıklı çeşit edisyonlarındaki varitleri okuduklarında işte bak burada da ama böyle bir panteizme kapı açar varitler var diyebilirler. Onu birazdan şimdi söyleyeceğim. Neden böyle oldu? Yani neden vahdeti vücutçu olduğuna dair örnekler vereceğim. Bedrettin Sen düşüne dururken ben aslında bu vahdeti vücut ve vahdeti mevcutu belki hani herkes bilmeyebilir bunu. Böyle birkaç cümleyle açıklayayım. Vahdeti vücut Tanrı'nın yarattığı yani Tanrı'nın yarattığı canlılara kendisinden bir nur verdi. Yani hani Mevlana'nın yaradılanı severiz yaradandan ötürü ifadesinde ifade etti. Bu aslında biraz şeye giriyor. İbnül Arabi ki zaten Bedrettin'de bu çok barizdir. İbnül Arabi etkisini görürüz. Ama vahdeti vücut ise işte demin de üstadın söylediği gibi şeydir. Hani panteizm dediğimiz aslında. Bütün, vahdeti mevcut. Evet, mevcut. Yaratılan her şeyin aslında tanrısal, tanrı denilen şeyin işte kendisi oldu. Yani bu biri tümden geliyor, biri tüme varıyor. Belki yanlış ifade ettim, kusura kalmayın. Estağfurullah. Vahdeti vücut. Şöyle, Mahmud Erol Kılıç Hoca'nın ben sigara metaforunu çok kullanıyorum. Burada anlaşılsın diye bunu söyleyeyim. Karanlık bir odadayız. Elimizde bir sigara var. Ateşliyoruz sigarayı. Nefes almayalım. Sigara sağlığa zararlıdır. Kamu spotunu söyleyeyim burada. Sadece metafor olarak kullanıyorum. Teşbihte hata almaz. Bu elimizdeki bir sigaranın ucunda bir ateş var. Şimdi ben bunu elimde böyle bir dairevi şekilde bir çember olarak çevirdiğimde fiziken 360 açıdan müteşekkil olması lazım değil mi bir çemberin? Dışarıdaki adam bu resme baktığımda 360 tane tanrı var der mi? Demez. Dememeli yani şeye göre. Vahdeti vücudun nazariyesine göre. Çünkü sigara bir tane. Dolayısıyla bu diğer ışıklar tek tanrının tecellisidir. Yani dünyada işte insanda yaratılmış olan her ne varsa kainatta bunlar tanrının Allah'ın tecellisidir. Dolayısıyla vahdeti vücutçular böyle bir itikadı benimserler. Vahdetin mevcutta Ulus Baker burada benim imdadıma yetişmişti kitabı yazarken. Spinoza'nın yani Albert Einstein Spinoza'nın tanrısına inanıyorum ben derken Ulus Baker'in de aslında şerh ettiği konuyu bize söylüyor. Vahdetin mevcut panteizm aslında tam da burası. O da şu Ulus Baker diyor ki Spinoza'nın tanrısı sonsuz değildi. Sonsuzcu bir tanrıydı. Yani ışıklar kapandığında, bu sigara söndüğünde tanrı da gidecek. Dolayısıyla tanrı doğa ilişkisi olarak bunu nitelendirir. Vahdeti vücut daha aşkın bir tanrıyı imler. Vahdeti mevcut daha içkin bir tanrıyı. Kesinlikle. Evet, güzel bir şey. Şeyhin hayatına baktığımızda vahdeti vücudun çok daha yoğun olduğunu görüyoruz. Yani vahdeti mevcutla çok ben bir alakasını kuramadım. Bu az önce verdiğin örnek de zaten onun bu hani kerametine bir göndermedir, göstergedir. Bu pervane örneği. Dolayısıyla vahdeti vücudu daha da önemsemiştir. Daha da içselleştirmiştir Şeyh Bedrettin hayatında. Bir de burada önemli olan bir damar var. Osmanlı'nın underground sufiliğinde Şeyh Bedrettin'in varidatı böyle çok hani ben kitapta söyledim melamet hırkasına gizlenmiştir yani. İşte bunu ilk Halbeti şeyhlerinden Niyazi Mısri varidatı şerh geleneğini kırmıştır yani bu anlamda. Olumlu anlamda kırmıştır. Kitabı olumlamıştır. Bedrettin ve Muhiddin ettiler İhya-i Din derken yani hem Füsus yazarını hem varidat müellifini bir potada eritmiştir ve bunların İslam dininin ihyacısı olarak sahneye koymuştur ahalinin nazarında. Dolayısıyla bunları sarıp sarmalamıştır. Mısri'nin açtığı bu yol, hatırlatalım Mısri de bir ehli sünnet alemidir. Açtığı yol 3. devre melamilerinden Nurul Arabi'nin de devam ettireceği yoldur. Hatta Arabi'ye kadar gitmeyelim. Arabi 19. yüzyılın şeyhlerinden. Biz şeye gelelim. Abdullah İlahi ile başlar bu ilk hüsmet manada varidatı şerh etme geleneği. Yani Nakşibendiliği Rumeli'nde ve Anadolu'da yaymakla tanınır Abdullah İlahi. O da yine kamil bir mürşit olarak anar Şeyh Bedrettin'i.
ilginçtir. Ebu Suud'u andık. Ebu Suud işte hem Bedrettinlere hem Varidat'ta hem işte şey Bedrettin'e neredeyse tekfir eder yani. Hı-hı. Ama onun babası Bayrami Yavsi şey Bayrami Şeyhi Yavsi evet. Efendi yine kamil bir mürşit olarak anar. Ya güzel. Bence buradaki en önemli detay şu. Sefine müellifi Hüseyin Vassaf bir cümle kuruyor Bedrettin'i anlatırken. Bedrettin'in mesleği avam için değildi, havas içindi diyor Yalçın hmm. Hocam. Dolayısıyla avamın çok anlamayacağı remizlerle konuştuğunu söylüyor. İşte varitlerde de bunun böyle olduğunu. Ve dolayısıyla işte bu az önce adını saydığım şeyhlerin bunu tevil ederek çizgi dışına çıkmadığını Bedrettin'in dolayısıyla zındık olmadıklarına inandıklarını söylüyor Sefine müellifi. Üçüncü devre Melabil'in kurucusu addedilen Nurul Arabi 1853'te yanılmıyorsam Abdülmecit dönemine tesadüf etmesi gerekiyor. O manastırda Bedrettin'i şerh edecek. Hı hı. Subaylara ve memurlara bunu okutacak. Bu tabii İstanbul'da büyük bir sansasyonel malzemeye habere dönüşecek. Sen nasıl Osmanlı uleması, Osmanlı'nın aslı bir adamın kitabını şerh edip bir de üstüne üstlük şeyde okutursun yani hem subaylara hem memurlara diye onun da hakkında bir zındıklık tahkikatı falan başlatılacak. Ama Arabi'yi tanıyan paşaların araya girmesiyle iş tatlıya bağlanacak. Daha sonra bir İstanbul seferi olacak. Bakın ben de işte ehli sünnet alemiyim falan diye böyle bir gövde gösterisinde bulunacak. Ama ilginç zincirlemeler bence devam ediyor. Arabi'nin talebelerinden bir tanesi de Bursalı Mehmet Tahir'dir. Hı hı. Mesela Bursalı Mehmet Tahir de Osmanlı müelliflerinde çok böyle gayet stajkar bahseder Şeyh Bedrettin'den. Dolayısıyla şeyi hatırlayalım. Bu Rumeli hattı bence önemli. Hı hı. Bir Sultanahmet muhalifidir aynı zamanda. Bir iddiatçıdır yani Bursalı Mehmet Tahir ve şeydir. Aynı zamanda da Müslümandır yani bu anlamda. Aziz Mahmud Hüdayi de burada yatıyor Üsküdar'da. Oraya sırlamışlar Hazreti. Bu damar böyle şeylerde devrimci subaylara okutulan varidat herhalde bir şuur hatlarında kalacak ki daha sonra İttihat Terakki'de de biz bunun şeyini göreceğiz. Çünkü İttihat yani, ve Terakki destekleyen çok şeyh de var yani. Kesinlikle öyle. Yani hatta işte kitabın güzel bir yanı görsellerinin güçlü olması. İşte Resneli, Niyazi. Söyleyeyim öyle iddiatçılardan falan da bahsediyorsun. Şimdi İsmail Kaygısız bizim değerli bir arkadaşımızdır İsmail. Eyvallah. Böyle kendisi bir dil bilimcidir ama böyle interdisipliner bu konulara da çok meraklıdır. İsmail haklı olarak şöyle bir şey sormuş. Diyor ki vahdeti vücut ve diğer yaratılan mahlukat ile kurulan ilişki biçiminde diyor. Doğa ile kurulan ilişkide yatay bir şema mı çiziyor yoksa hiyerarşik bir varlık zinciri mi yaratıyor Şeyh Bedrettin? Hiyerarşik yani bir tanrı var ve bütün her şey onun tecellisi olarak görüyor. Yani mesela arkadaşınıza şunları da tavsiye edebilirim. Muhtemelen biliyordur. Ben burada tekrar etmiş olayım. İsmail Fenli Ertuğrul'un ya da işte Ferit Kam gibi felsefecilerin vahdeti vücutu açıklarken kullandıkları en temel argüman şu. Sufilerin vücuttan anladıkları Tanrı'nın birliğidir diyorlar. Yani bir Tanrı imgesi, güçlü bir Tanrı imgesi var. Yani o Spinoza'nın Tanrısı gibi ahiretin olmadığı sadece bu dünyaya münhasır bir Tanrı değil. Aşkından kastım buydu yani içkin sadece sınırlı mukayyet bir tanrı değil daha aşkın daha böyle her şeyin üstünde bir Allah resmi var hafızalarda doğa insan bunun tecellisi yani şey bunun çizgisinde Şeyh Bedrettin. Evet peki demin arada kesildi yani hani biz Bedrettin'in materyalist fikirlere sahip bir insandır yani ben en azından kendi adıma görmedim. Okulun evet. Çalışmalarında da denk gelmedim. Bu biraz sonrasında üretilen bir şey, bir falsifikasyon gibi gözüküyor. Bu inancına dair eklemek istediğin bir şey var mı üstadım? Yani şunu söyleyebilirim. Bedrettin'in bizzat kaleme aldığı hukuk kitaplarından ve bizzat kaleme almadı. Onu söyleyeceğim çünkü neden böyle cümle kurdum. Varidatından ben Bedrettin'in yani çizgi dışı bir adam olduğunu, bu çizgi dışını da şey için söylüyorum yani. Ehli sünnetin dışında bir adam olduğu profili çıkmıyor. Hakikaten de Hüseyin Vassaf'ın dediğine çıkıyoruz yani. Yani onun mesleği avam için değil, havas içindi. O bazı imgeleri, remizleri kullandı. İşte
aslında Yunus Emre'nin dediği gibi yani hani o şiiri lütfen hatırlat bana Yasin Hocam. Huri Köşk, hep unutuyorum o şiiri. Ha, cennet cennet dedikleri o mu? Evet evet, cennet cennet dedikleri. Birkaç huridir. İsteyene sen ver onu, bana seni, gerek seni. Aslında varitlerde bu ton, bu tarz var yani. Hani ey Talip diyor birinci varitte, Musa Kazım'ın tasnif ettiği varitlerin birincisinde, işte umuru ahiret, cühelanın zümmetti gibi değildir diyor. Yani ahiretleri avamın anladığı gibi değildir diyor. Aslında bütün bunlarda işte Hüseyin Masraf'ın dediğini de destekler mahiyette. Çünkü bedretini anlayan bilhassa melamiler müthiş saygı duyuyorlar. Onu gerçekten büyük bir şeyh olarak hafızalarına kodlamışlar. Tabii ki sadece melamilere bakarak Şeyh Bedrettin büyüktür demek bir yorumdur sadece. Ben burada Mustafa Kara'nın şeyini çok beğeniyorum. Diyor ki böyle sufiler arasında bir şey yapılsa, işte röportaj yapılsa ve sorulsa deniyorlar. İşte Şeyh Bedrettin, İbn-i Arabi falan, bu kişiler hakkında ne düşünürsünüz diye. Şu üç cevap alırsınız diyor. İşte mürşidi kamildir, mürşidi nakıstır, yetersizdir. Allah'a vaat bir sevap diyor yani. Ben bilmem, Allah bilir falan. Böyle cevap verirler diyor. Ama benim ağırlıklı olarak Bedrettin dendiğinde şey olunan taraf onun mürşidi kamil olduğu hususunda. Tabii ki Aziz Mahmud Duayi gibi yine böyle majör şeyhler Bedrettin'in yolunun yol olmadığını Sultanahmet'e yazdığı layihalarda, mektuplarda söylüyor. Ama onun celvetiliktir biliyorsun onun tariki. Aynı usulden devam eden İsmail Hakkı Bursevi varidi de tahsiye edecek şekilde aslında herhangi bir ehli sünnete mugayir işaretlerin olmadığını da kendisi beyan ediyor. Hatta varidat biliyorsun Bedrettin'e münhasır bir kitap da değil. Yani Mehmet Nasuhi Efendi'nin de varidatı var. Üsküdar'da tekkesi, Doğancılar'da. İsmail Hakkı Bursevi'nin de varidat adlı kitabı var. Ama en çok şeyle ünlenmiş tabii varidat dendiğinde akla Bedrettin geliyor. Bu arada varidat Bedrettin'in sadece tek sufi kitabı değil. İsale-i Bedrettin var ve bir iki kitabı daha var. Yani dört kitabından bir tanesi bu. Onu da söyleyeyim. Peki biz şu anda iki saati doldurduk. Yorulduysan hemen söyle. Seni çok yormayayım. Estağfurullah. Biraz aslında bugünkü Bedrettin algısının oluşmasında en büyük etkisi olan Nazım Hikmet. Evet. Evet. Şimdi meşhur Şeyh Bedrettin Destanı. Simamne Kadısoğlu Şeyh Bedrettin Destanı. Evet. Burada aslında Bedrettin'i topluluklar var zaten. Öncesi var. Tarihsel olarak var. Ama Şeyh Bedrettin'in Türkiye Solu tarafından keşfi. Evet. Bir yandan da aslında Nazım'ın meşhur eserinden mütevellit. 1935 mi 36 mıydı? 36'da çıkıyor ilkin. Ha. 66'da yeniden dolaşıma giriyor. Eyvallah. Evet, bu süreçten biraz da bahsetmek gerekiyor. Tamam. Aslında her şey Nazım Hikmet'in Bursa Hapishanesi'nde 1933'te Şerefettin Yaltkaya'nın yazdığı Simamne Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin Risalesi'ni okumasından ve o sırada Bursa'da bir başka mapus Bedrettin'i Ahmet'in hikayesini dinlemesinden ötürü böyle bir destanı kaleme alıyor. Tabii bu bir fiction, yani bu bir kurgu. Bunun az önce de söylediğim gibi Dukas bize Böklüce'nin böyle söylediğini, böyle şeyleri vaaz ettiğini söylüyor ama hiç Bedrettin adını da anmıyor. Zaten Nazım Hikmet de tam hapishanede tam bu anda sayfasını kapatıyor. Risale'yi kapadım, gözlerimi kapadım, başım çatlıyordu, ağrıyordu. O sırada Bedrettin'imi bu İslam ilahiyatı müderrisinin kaleminden, divitinden, sülüs yazısından, rıhından kurtarmalıyım dedim diyor. Ve bunu kendisi söylüyor zaten. Ve kafasındaki o komünist heykeli tasarlıyor aslında. 1933'te Bursa Hapishanesi'nde, şeyi de söyleyeyim burada, Bedrettin'i olan Ahmet'in hikayesini de söyleyeyim. Hapiste yatan kişilerden biri olan Ahmet, Rumeli'nde diyor, dedemle birlikte bir kış günü bir adamın evine misafir olduk. Bu adam böyle işte bakır sakallı, sert bakışlı biriydi. Bize çok bol
acılı bir tarhana ikram etti. O sırada işte kendisinin Bedrettin kulu olduğunu söyledi. Dedesiyle bu Bedrettin'i arasında bir tartışma oluyor. Tabii bu fikir alışverişi anlamında bir tartışma. Öyle kavga dövüşten bahsetmiyorum. Ve işte o dedesi ona bir takım sualler tevcih ediyor. Adam cevap veriyor. Biz Bedrettin Sultan'ın etiyle kemiğiyle yeniden döneceğine inanıyoruz diyor. Ahmet diyor ki, dedem o yaşta ona inandığımı bilmiyorum ama ben o yaşımda bu adamın dediklerine inanmıştım diyerek kendisinin aslında bir Bedrettin'i olduğunu da bize göstermiş oluyor. Şimdi Nazım bütün bu hikayeleri üst üste koyunca Türk solunun bir yerli taban bulma ihtiyacı var haliyle. Dediğim gibi anlaşılabilir bir tavır ve tarz bu. Yerli epik ihtiyacını da tam bu eser karşılıyor. Cumhuriyet'in 10. yılı münasebetiyle bir genel af çıkıyor ve Nazım da 34'te hapishaneden ayrılıyor. Evinde Piraye'ye beni rahatsız etmeyin diyor ve odasının kapısını kapatarak hapishanede duydukları, gördükleri, işittikleri, okuduklarıyla bir Bedrettin destanı yazıyor. Şerefettin Yaltkaya da önemli. Yaltkaya, Diyanet İşleri 2. reisi, aynı zamanda Atatürk'ün Dolmabahçe'de cenaze namazını kıldıran kişi. O da hep Osmanlı kroniklerinin basma kalıp tekrarlarını okura sunmuş ve kafasında aslında tam söylemese de zındık Bedrettin, asi Bedrettin imajı var. Çünkü kitabının sonunda şöyle bir bölüm var. Bedrettin'in gayesi neydi diyor. Soru işareti. Ya bu adam ne kadar istediği kadar mürşidi kamil olsun, son kertede Rumeli'nde etrafında o kadar işte çizgi dışı dervişler toplanmışsa bunda da az buz kabahat yoktur ha ya getiren cümleler kuruyor. Böyle zaten bir paragraf. Yani bütün kitabı bence bu bir paragrafı kurmak için yazmış diyebiliriz. Yani Yaltkaya'nın, yani Nazım'ın Bedrettin'i nasıl kurguysa Yaltkaya'nın yazmış olduğu eser de bence bir o kadar eksik. Onu söylemek için bu cümleleri kurdum. Dolayısıyla evinde bunu yazıyor. Tabii 1936'da kitap piyasaya çıkıyor. O sırada Nurullah Ataç gibi münekkitlerin tenkidine maruz kalıyor. Yani biraz edebi muhitle sınırlı bir destan bununla karşılaşıyor. Hani ahalinin nazarını aslında bu anlamda çok celbetmiyor. 1966'da, bu arada Nazım hapishaneden çıktı 1950'de, vatandaşlıktan da çıkarıldı haliyle Demokrat Parti döneminde. 1963'te Moskova'da vefat etti Nazım Hikmet. 65'te kitapları Türkiye'de yeniden yasak kalktı ve basılmasına müsaade çıktı. 66 yılında Dost yayınlarınca Simam ve Kadı Solu Şeyh Bedrettin Destanı yeniden tedavüle giriyor, dolaşıma sokuluyor. Ve 68 kuşağının hararetli ve hareketli günlerinde ülkenin de sol ve sağ olarak iki kampa bölünmeye başladığı demlerde Nazım'ın o bu destanı böyle çok büyük bir ihtiyaca cevaben cevap olmuş oluyor. Dolayısıyla artık hani biz burada sabahtan beri konuşuyoruz diyeceğim. Hani bir sürü hikayeler anlatıyoruz ya, bunların artık hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü Nazım bir elinde parti pazubendiyle miting meydanlarında boy gösteren bir şeyh efendi tasarlamış ve Türk solu da buna iman etmiş durumda. Dolayısıyla böyle bir hikayesi var bu ekrana yansıttığın kitabın. Şimdi sen konuşurken üstad öyle kitaplığa baktım falan böyle. Aslında yıllar önce okudum. Ta kaç yılı? Bu 2016. 5 sene önce okumuşum. Bu evrensel kültürde benim mühim gördüğüm, Türkiye solunda mühim gördüğüm isimler vardır. Bunlardan bir tanesi de Aydın Çubukçu'dur. Yani Aydın Çubukçu farklı bir ferasete sahiptir. Aydın Çubukçu'nun Mutasavvıf ve İsyancı, Börklüce Mustafa Bilmecesi diye bir yazısı vardı. Ben de hani onu ta Ankara'dan alıp getirmişim. Böyle tam da tak oturdu. Şimdi Aydın Çubukçu aslında bizim iştirak ettiğimiz bazı hususları böyle hani daha böyle sağduyuyla yaklaştığı için görebiliyor hususları. Burada mesela şöyle bir değerlendirmesi var. Diyor ki Bedrettin'in diyor komünist olduğunu zannedenler diyor yalnızca mitolojiye ihtiyaç duyan solcular değildir. Osmanlı tarihçilerinin düşmanlık izini süren kimi sağcı yazarlar da Bedrettin'e ve Börklüce'ye yönelttikleri suçlamalarda bu kavramı kullanıyorlar. Yani bu harika bir tespit. Komünist suçlamasını. Yani bunun bir de hani Bedrettin'i kendi ideolojik angajmanına entegre eden solun içerisinden
daha aklı selim bir şekilde böyle bir değerlendirmenin yapılması bana göre mühim birisidir. Tam ama... burada bir örnek vereyim. Türksan'dan da bir örnek vereyim. Tam eşitliğim konuyu, durumu. İbrahim Hakkı Konyalı 1939'da Bedrettin'in kemikleri bulundu diye böyle işte bak ben Konyalıyım, bu adamın da ataları Konyalıymış diye hatta memleketçilik de yaparak bir haber yazı kaleme alıyor 39'da. Daha sonra 1950'de dünya iki kutuplu halde, Amerika ve Sovyet yanlısı. Arada da Demokrat Parti var. Konyalı'da Tarih Hazinesi dergisi çıkaracak ve tamamen anokronik ve de trajik bir başlık atacak. Stalin'in şeyhi Bedrettin Simavi. Üstad sen evet. bunu kullandın mı bilmiyorum. Gördün mü bu bunu görmemiştim. Ama harika yani. Ama yani metodolojik olarak şeyle aynı düşünüyorsunuz Çubukçu'yla. Tam benim okuduğum bu pasajın altına Çubukçu şöyle bir şey yazmış. Diyor ki bu sağcılardan işte bu diyor yönelttikleri suçlamalarla bu kavramı kullanıyorlar sağcılar. En ileri geleni diyor İbrahim Konyalı Stalin'in şeyhi Bedrettin Simavi başlıklı makalesinde Bedrettin Atkı hakkında diyor. Bu zat Rusya'da Müjdek'ten yani muhtemelen Mazdek diyor. Sonra deli ve kızıl bir rejimin ilk müjdeleyicisi başında yer almaktadır diyor. Eğer diyor ihtilali muvaffak olsaydı dünya kızıl tehlike acısını 530 yıl önce tatmış olacaktı. Diye ekliyor son cümlesi Bedrettin'i ve Börkücü Mustafa'yı katleden Çelebi Mehmet'i de diyor komünizmi müthiş düşmanı olarak kutsuyor. Evet yani kemikleri diyor Topkapı da diyor yakılmalı diyor ve diyor Çelebi Mehmet diyor dünya demokratlarının falan üzerinde işte böyle şey yaptığı bir isim olmalı falan diye böyle tamamen anakronizmin dibini anlattığı bir yazı kaleme alıyor Konyalı. Bu da Türk sağının bu anlamda düşünsel çocukluğunu gösteriyor. Çünkü hani yayının başında dedim ya Necip Fazıl kaleme alsaydı bunların hiçbiri söylenmeyecekti. Tamamen Nazım Hikmet hatta sağcıların deyişiyle o dönemdeki mecmuaları karıştırmıştım. Nazım Hikmetov'un hani Moskova ve Rus yanlısı olduğuna gönderme bir isimlendirme. Hikmetov'un kaleme aldığı bu kitap işte bu kadar zararlıdır. Hatta Niyazi Mısri gibi Nur Arabi gibi adamlar bunun niçin şerh etmişler diye bir de bir torba dayak da şey atıyorlar yani. Bir araba dayak da bu işte Mısri'lere falan yani kızıyorlar. Böyle bir saçma bir durum söz konusu ama Yasun Hocam ideolojik söylemin özelliği biliyorsun. Nesnesini zaman içinde değişmez olarak algılar. Bu hem solun hem sağın kendi açmazıdır. Böyle bir şey var. Bedrettin Serez'le getirelim mi İstanbul'a öyle bitirelim mi? Lütfen ben de tam sözü oraya verecektim. Evet Serez'de ve Bedrettin Serez'de Menakıb-ı Şeyh Bedrettin müellifi de dedesinin türbesinde 1454'e kadar türbeder o da vefat ediyor vesaire sonra 1923'te artık ama bu şeyleri hep o yüzden verdim Nur Arabi örneklerini işte Ruslu Mehmet Tahir İttihat Terakki vesaire bu çıkmaları bu örnekleri şundan dolayı verdim Rumeli'nin de Bedrettin'in büyük bir karizması ve etkinliği devam ediyor yani hala 19. yüzyıla falan gelinmiş olmasına rağmen 1923'te Lozan Anlaşması imza edilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedini İsmet Paşa imzalayacak ve 24'te de bir ek protokol Yunanistan'la Türkiye arasında olacak. Türkiye'deki Yunanlılar ya da işte gayrimüslimler diyelim Yunanistan'daki Türkler de Anadolu'ya gelecekler. Benim anne tarafımda yine Selanik'ten gelmiştir bu mübadele sonrasında. Onu da kişisel tarihimden bir not olarak buraya düşeyim. Bazı müritleri tabii ki şeyhin kemiklerini beraberinde getiriyorlar. Edirne Tekirdağ üzerinden İstanbul'a geliyor Şeyh Bedrettin'in kemikleri bir çinko mahfazanın içerisinde. Hemen Bedrettin geldi ve kemiklerini gömelim denmiyor tabii ki 1924'te. Ta aradan 37 yıl falan geçecek yani aşağı yukarı. Ta o zaman Bedrettin'in kemikleri toprağa verilecek. Şöyle bir şey oluyor. Cemaaddin İshaki Türbesi'ne, Çapa'daki türbeye gömülmesi düşünülüyor. Fakat uygun, münasip görünmüyor. Sultanahmet Camii'nde biraz
mahfil şeyde bir odada bekletiliyor bu kemikler. Daha sonra işte vakıflar müdürlüğü ile şeyin arasında, Milli Eğitim Bakanlığı'ydı galiba, arasında bir protokol imzalanacak falan. Böyle iş biraz daha resmiyete binecek. Bu sırada Topkapı Sarayı'nda Bedrettin'in kemikleri bekletiliyor. Aradan geçiyor bayağı bir süre. 37 sene tabii. 27 Mayıs askeri müdahalesi olacak. Cemal Gürsel'in, yani Cemal Aga'nın deruhte ettiği Milli Birlik Komitesi hükümetince alınan karar sonucunda onu kitaba koymuştum arkada, belgesi de var. Bakanlar Kurulu kararıyla Bedrettin'in kemikleri, II. Mahmud'un, yani Osmanlı Panteonu diye geçer ya, sanat tarihçileri öyle anlatırlar, haziresinde defnedilecek. Zaten mezar taşında da bu ibareler, bu tarihlendirmeler mevcut, yazıyor. Meraklısı divan yoluna yolunu düşürdüğünde Şeyh Bedrettin'in Türk Ocağı'nın karşısında, Ziya Gökalp'in karşısındaki türbesine de bakabilirler. Yani 1961 yılında Şeyh Bedrettin'in kemikleri toprağa gömülüyor. Eyvallah. Bir de kitabından öğrendiğim bir bilgi, işte Şeyhülislam, İttihatçılar döneminin İttihatçı olan kendisi Şeyhülislam, Musa Kazım Efendi ile Mehmet Akif Ersoy'un kurdukları ve birlikte Varidat okudukları. Orada da demiştim, Akif'in şiirlerin, isyan şiirlerin arkasında Varidat mı var diye böyle bir spekülatif soru sormuştum. Eyvallah. Çok güzel bir program oldu. Böylelikle tarihe bir not düştük diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kesinlikle de öyle oldu. Hem derleyici toparlayıcı oldu, hem de gelen soruları ben en azından hani böyle kendim dilimce, lisanımca anladığım kadarıyla da sormaya çalıştım. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tekrar söyleyeyim. Samet Altıntaş'ın Timaş yayınlarından çıkan Ben Şeyh Bedrettin kitabı, her kütüphanede bulunması gereken, herkesin de kolaylıkla anlayabileceği, ya anlayabileceği derken aslında hani böyle bunlar genellikle böyle mutasavvuf alim olarak bilindikleri için bu tür simalar, hani onlar anlaşılmazdır diye düşünüyor insanlar, ama aslında bu çalışmanın yaptığı bunu kolaylaştırarak bir yanıyla hani o tarihsellik içerisinde günümüze gelinceye kadar hangi uğraklardan geçtiğini iyi bir şekilde serdediyor diyelim. Üstadım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Böyle iki saati aşan bir program oldu. Bu vesileyle seni de şeyimize aldık. Dijital arşivimizin içerisine aldık. Çok da memnun oldum. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için de güzel ve değerli bir kayıt oldu. Dijital ansiklopediye mütevazı bir katkı. Eyvallah. Ne mutlu bize diyelim. Çok güzel oldu. Eyvallah. Herkese muhabbetle iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar olsun herkese. Sevgiler. Eyvallah.